Herkese hayırlı akşamlar, iyi akşamlar Nihat Hocam. Sayın Başkanım. Evet, mikrofonu hocam Açtık mı? kapalı tutuyordum. Ha, Açtım. şimdi. Hayırlı akşamlar, sesinizi Sayın aldım. Baş. Evet hocam, iyisiniz inşallah. İyiyiz, çok şükür, hamdolsun. Siz de iyisiniz maşallah. İyi Bizdeyiz gördüm. çok şükür elhamdülillah. Bu arada Herkes iyi. gelen misafirlerimize de hayırlı akşamlar dileyelim. Hepsi hoş Evet, gelmişler. hepsine hocalarımız, öğrenci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız sağ olsunlar katılmaya devam ediyorlar. Biz Evet. şöyle bir kendi ısınma hareketleri yapalım katılanlarla. Evet. Evet. Katılacak arkadaşlar gelene kadar. Şimdi evet. Evet Gelsinler bakalım. hocam. İnşallah Türkoloji konuşmalarının ikincisine kavuştuk. Evet, bu akşam ikincisini yapacağız inşallah. Arkası geliyor tabii. Onun duyurusunu da yaptık malumunuz. Evet. Meslektaşlarımız herhalde ondan da haberdar oldular, oluyorlar. Aylık aylık program duyurusunda bulunuyoruz, yapıyoruz. Yani bir ayda kaç hafta varsa o haftadaki konuşmacılar ve konuları sürece ay ay duyuru yapıyoruz. İlgilenen meslektaşlarımızın böylece kendilerini ona göre ayarlamalarına fırsat vermiş oluyoruz. Evet. İnşallah Kasım ayını böylece başlatmış olduk. Geçen haftaki programımız ilk olduğu için öyle ayrıcalıklı olmuş oldu. Yani bir aya bir program düşmüş gibi oldu ama Evet. bu Kasım değil mi? Kasım ayındayız. Kasım ayında 5 tane programımız olacak inşallah. Her hafta bereketli bir ay. 5 tane hafta varmış. Evet. Beş tane pazartesi var yani. Hocam pazartesileri artık pazartesi akşamlarını ayırsınlar hocalarımız, Yani evet yani. meslektaşlarımız. Haftaya böyle başlayalım. Ömer Bey de geldi. Ömer Yağmur Bey. Hoş Merhaba, merhaba geldiniz. hocam. Ömer Hoca Hoş hoş geldin. Hoş bulduk gelmişsin. hocam. Hoş geldin, Nasılsınız? hoş geldin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Siz Sen nasılsınız Nihat nasılsın bakalım? hocam? İyidir, teşekkür ederiz. Sağ olun, sizi Tamam. gördük. Daha mutlu olduk. Sağ olun. Evet, Yavuz Yavuz Bey de Hoca da. geldi. Hoş Aha. geldiniz hocam. Yavuz Merhaba. Kartallıoğlu. Hoş Merhaba, geldin, hoş bulduk. merhaba. Saygıdeğer hocalarım hepsi. İyi akşamlar. İyi Hoş akşamlar, bulduk iyi sayın hocam. İyi akşamlar akşamlar. cümleten. Merhabalar. İyi İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. Evet, hocam pazartesileri bize ayırsınlar artık. Geçen şeyde dekanımız Zekeriya Kurşun pazartesi Türk Dili bölümünün salı işte bilim tarihinin, çarşamba psikolojinin, perşembe tarih bölümünün diye şey yapmış. Dedim yeter artık. Cuma'yı da Allah'a bırakalım. Allah'ın günü olsun. Hocam her gün Allah'ın günü. Yani Yani evet, küçük bir planlama gerekiyor haliyle programlar çakışmasın diye. çakışmasın diye evet öyle bir Yani programlama yapıldı. tabii başka kurum ve kuruluşların da programları oluyor. Evet. Meslektaşlarımızın takip etmek istedikleri. Ama biz hadi ona müdahale etme şansımız olmayacak. Bari kendi yaptıklarımıza ve yapacaklarımıza bir düzen koyalım diye haftanın bir gününü Türk Dil Edebiyatı bölümüne ayırmış olduk. Burada da Türkoloji konuşmaları başlığı altında inşallah Türkolojinin ilgi alanları başta olmak üzere, temel olmak üzere her hafta bir konuyu bir Evet. hocamız, bir meslektaşımız bizlere anlatmış olacak, izleyicilere, takipçilere anlatmış olacak. Böylece işte 1 saat filan sürmesini bekliyoruz. Bazen aşıyor, 1 saati aştığı da oluyor haliyle. Bu süre zarfında hocalarımızdan konularıyla ilgili bilgiler alacağız, onları dinleyeceğiz. Bir çeşit konferans gibi o konferans havası içerisinde oluyor haliyle. Verimli toplantılar oluyor. Bu
durgun günlerde, yani evlerde daha çok kaldığımız bu günlerde evet. Bu imkandan da, teknolojinin imkanından da yararlanmış oluyoruz. Çok şükür, buna da şükür diyelim tabii ki. Yani biz toplantımızı vaktinde başlatmak gibi bir kararımız var malum. Yani vaktinde katılan takipçilerimize, hoca ve meslektaşlarımıza haksızlık etmeyelim diye vaktinde başlatalım istiyoruz. Birkaç dakika sonra başlatacağız. Ondan sonra katılanlar artık yakaladığı yerden bizi takip etme imkanı olmuş olur. Şöyle başlayana kadar, yani süresine gelene kadar hocayla az önce söyledik, bir ısınma hareketleri yapalım diye. Yani konuşmacı arkadaşlarımız için de bu geçerli, bizim için de geçerli. Ve bizi dinleyen, izleyen meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, arkadaşlarımız için de geçerli. Yani bir şeyler söylemek isteyen bu arada, yani konu başlamadan çayını çorbasını içerken katılabilir, sesini verebilir, hoş geldiniz diyebilir, ben de buradayım diyebilir. Yani isimlerini falan görüyoruz arkadaşlar ama programı böyle bu kısmını en azından katılan herkesle müşterek yapmış oluruz. Yani biz konuştuk, siz dinlediniz olmaz. Siz de bir şeyler söylemek arzu ederseniz söylersiniz. Ona da açığız konu program başlayana kadar. Evet, Ömer Yağmur Bolu'dan katılıyor değil mi? Bolu'da mıyız Ömer Hoca? Evet hocam, Bolu'dayım. Evet, Bolu'dayız. Yavuz Kartallıoğlu Hoca Ankara'dan katılıyor, sağ olsun. İzleyicilerimiz, takipçilerimiz arasında ülkemizin dört bir köşesinde olanlarımız var. Benim bildiklerim var, ismen tanıdıklarım var. Muhtemelen... Türk Dili Edebiyatı bölümü mezunu öğrencilerimiz özellikle Milli Eğitim Bakanlığı okullarında ve özel öğretim okullarında öğretmenlik yapabilmekte. Ayrıca... Evet. Bu, bizi, kim bu konuşanı ben göremedim arkadaşımızı. Edebiyatı eğitiminin temelinde iki tane ana konu vardı. Biz hocam Türk Dili ve onu, Edebiyatı. Onu Türk Dili'nin geçmişi. Biz de göremedik. Ayşe ayrıca şimdi bu arkadaşı daha sonra dinlesek. Herhalde evet. Bir şeyler anlatıyor ama. Mezun ettiğimiz öğrencilerimiz özellikle evet. Milli Eğitim Bakanlığı. Nereden geliyorsa hemen onu kapatmamız lazım ama. Ayrıca bazı kamu kuruluşlarında uzman olarak da görev almaktadır. Kayıttan herhalde araya korsan girmiş gibi oldu. Evet. Yani bu, evet. Böyle şeyler de sürprizler de olabiliyor demek ki. Bu da bir sürpriz olsun. Yani bizi takip eden arkadaşlarımızdan birisi değil zannediyorum o konuşmayı yapan. Pandemi döneminde durma noktasına evet. Gelmiş mi? Evet. Hocam buna müdahale etmeliyiz. Bunlara müdahale ediyoruz hocam. Ayşe, siz de onlara katılın. Nereden geliyor bu? Evet arkadaşlar. Tekrar merhabalar. Sözlü dönem mi yazıldı ne mi bitirdin? Ama size bir şey söylemiştim. Destandan ayrı bir başlık altında işleyeceğim demiştim. Benim için uzun bir başlık olacak ama buna bir, ben katlanırım. Evet. Bu bir daha olmaz herhalde. Acaba neden olduğunu biliyor muyuz Nihat Hocam? Acaba Nihat Hocam'dan mı geliyordu? Şu anda Nihat Hocam mikrofonu kapattı. Ses kesildi. Ha. Olabilir. Ha. Olabilir. Evet. Olabilir hocam. Nihat Hocam. Duyuyor musun bizi? Bu bir şeyle konuşuyor. Hocam duyuyordur da sesi kapattı herhalde Nihat ses. Hocamdan geliyormuş ki ses kapanınca hocam ses duyuyorum, dinliyorum hocam. Evet. Değerli hocalarım, biz yavaş yavaş ısındık sayılır. Nihat Hoca o şeye çare bulsun. Programımızı başlatalım. Vaktine başlatalım demiştik. Ben tekrar tabii ülkemizde
bizi üzen bir takım şeyler, olaylar da yaşıyoruz. En son İzmir'de büyük bir depremle karşılaştık. Orada ölenlere rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Hakikaten salgınla boğuşurken hep beraber bütün dünya ve biz, bir de böyle özel sıkıntılarımız oluyor. Seller, afetler, depremler, çığlıklar vesaire. Allah beterinden saklasın ülkemizi ve tüm insanlarımızı. Duasıyla başlamak istiyorum. Bütün hocalarıma, hoca meslektaşlarıma, öğrenci arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşam iki hocamızla çeviri yazılı metinler konusunu işleyeceğiz, onlardan dinleyeceğiz. Çeviri yazılı metinler ne demek? Bu terimin içinde neler var? Bunları kendilerinden birazdan duyacağız, öğreneceğiz. Şair yazar yok. Ama arkadaşlar. Ama şey yapamadık. Yani yapmak istedim. Piyasada bir. Evet. Malum olduğu üzere değerli meslektaşlarım, arkadaşlarım, Türkçenin Türkler tarafından yazılmış eserler, metinler aracılığıyla tarihi dönemlerini işliyoruz. Biz Anadolu'da işliyoruz. Anadolu'da Türkçenin yazı dili olması macerasını, sürecini eserlerden çıkarıyoruz. Hocam bir ilan yapalım. Herkes mikrofonunu kapatsın. Lütfen herkes mikrofonunu kapatsın. Birisinin mikrofonundan geliyor. Almanların. Hocam sizinkinden geliyor gibi Nihat hocam o ya. Yok benimkinden değil hocam. Değil mi? Benimkinden değil. Herkes hocam, mikrofonunu kapatsın. Hocam herkesten öte bizim şeyimiz herkesi kapatma şeyine imkanına sahip. Yani kapatmayanlarınkini de kapatabiliyor arkadaşımız. Ayşe Şeyma Hanım onu yapar herhalde veya siz yapacaksınız. Yani şey olarak el sahibi olarak o yetkiye siz sahipsiniz. Konuşucu dışındaki şeyleri, mikrofonları kapatabiliyor. Onu yaparsa bu dediğiniz sorunu aşmış oluruz. Evet. Ben devam edeyim. Vakitten de kazanalım hem. Bu metinleri, Türkçenin tarihi süreçlerini, gelişmelerini öğrenmek maksadıyla inceden inceye işliyoruz, fonetik konularına bakıyoruz, kelimelerine, eklerine vesaire, söylenişlerine bakıyoruz. Eski imla ile yazılmış metinlerimizin işte harekeleri, ünlüleri gösteren harfleri vesaire gibi bir takım özel özelliklerini değerlendirmek suretiyle Türkçenin tarihi gelişmesine örnekler buluyor ve bunları inceliyoruz. Bizim tabii bunlarla çözemediğimiz yetmeyen noktalar oluyor. Eski harflerle çözemediğimiz konular oluyor. Ben bunlara tabii ki girmeyeceğim. Arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz onları. Bir de Türkçeyi, Türk dilini, Türk gramerini, sözlük veya gramer yazmak suretiyle kendi hedef kitlesine, kendi toplumuna aktarmak üzere veya öğretmek üzere eser yazan insanlar var. İşte Codex Cumanicus ismini hatırlıyoruz. Latin harfleriyle yazılmış, Anadolu'da yazılmış ilk şey, ilk metin. Sonra Schittberger geliyor, arkasından Argenti geliyor vesaire. Yani 14, 15, 16. asırlardan başlamak suretiyle sayısı gittikçe artan oranda metinlerle karşılaşıyoruz. Bunların yazarları var. Hayatlarını az çok biliyoruz yazdıkları eserlerden. Bunlar Avrupa'da değişik şekillerde ya el yazısıyla veyahut matbu olarak, matbaanın şeyinden sonra kütüphanelerde yer alıyor. Bir takım arşivlerde yer alıyor. Bunlar üzerinde yapılmış çalışmalar var. Ve biz bu eserlere bir anlamda elçi gözüyle baktık.
O yüzden batılı elçiler ifadesini kullandık bu metinler ve bu metinlerin yazarları için. Hatırlayacaktır meslektaşlarımız, bizim 2012 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Türk Dil Kurumu işbirliğiyle bu başlık altında bir sempozyumumuz olmuş idi. İki gün devam eden, epeyce katılımı güzel olan bir toplantımız olmuş idi. Bunu Türk Dil Kurumu neşretti, bildirilerini. Tabii bu geniş bir kavram. Yani iki günde bunun hepsini incelemek, işlemek mümkün değil. Batılı kütüphanelerde, Türkiye'nin kütüphanelerde de var kısmen ama esas batıdaki kütüphanelerde yer alan bu metinlerden başka hala keşfedilmeyi bekleyen, muhtemelen yine Latin harfleriyle yazılmış olan metinler çıkıyor, sözlükler çıkıyor vesaire. Bunlar bulunuyor, meslektaşlarımız çalışıyorlar üzerinde. Burada söz konusu ettiğimiz sadece Latin harfli metinler olacak. Ama bunun içinde Rus kiril harfliler yok, Arap harfliler yok filan. Bunları da ayrı birer bölüm olarak değerlendiririz düşüncesiyle ilk etapta Latin harfli metinleri konu alan bir program yapmış olduk. Sempozyumumuzun hedefi de oydu. Bu alanda bizim bu tür metinlerimizi Türkçenin sorunlarını çözmek üzere kullanma çalışmalarımız çok eskiye dayanmıyor. Yani bunların bibliografik künyelerini söz konusu eden, işte Agop Dilaçer aklıma geliyor hemen, Dil, Diller ve Dilcilik kitabında bir listeleme vardır. Ondan sonra kütüphanelerdeki münferit eserler üzerinde yapılmış kısa kısa çalışmalar filan olmakla beraber bu eserleri bir kaynak metin olarak değerlendirip yorumlayıp Türkçenin gelişmesinde kaynak olarak kullanma çabalarımız bizim çok eskiye dayanmıyor. İşte bu çabaları gösteren iki tane meslektaşımız karşımızda şu anda. Yavuz Kartallıoğlu, Ankara'da Leyla Hanım'la doktorasını yaptı. Çok Türkçenin pek çok alanı ile ilgili yaptığı çalışmaları var. Eski Türkçe ile ilgili yaptığı çalışmalar var. Makale ve kitap düzeyinde. Ama bizim konumuz açısından daha önemli olanı, işte Parigi'nin üç ciltlik eserini, metnini neşretti. Yine kaynakları arasında bu çeviri yazılı metinlerin çoğunlukta yer aldığı Osmanlı Konuşma Dili diye muazzam bir eser neşretti. Buna benzer bu çeviri yazılı metinleri değerlendiren, işleyen, buradaki malzemeleri inceleyen epeyce pek çok yazısı ve eseri var Yavuz Kartallıoğlu hocamızın. O yüzden kendisinden bu metinler bizim ne işimize yarar? Yani Türkçenin nesini çözer bunlar ağırlıklı olmak üzere? İkinci konuşmacı olarak dinleyeceğiz. Ömer Yağmur hocamız, arkadaşımız, o da yine çalışmalarını tamamen diyebilirim bu alana yoğunlaştırmış bir meslektaşımız. İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. Sonra TÜBİTAK vesaire gibi kuruluşların destekleriyle işte İtalya'da bulundu, Amerika'da bulundu. Kendisi zaten Hollanda doğumlu galiba. Yaptığı eserler, çalışmalar tamamen bu çeviri yazılı alanlara münhasır. O yüzden bu alanın iki çok önemli hocasını, arkadaşımızı bu akşam dinleyeceğiz. Ömer Yağmur bana dediğine göre biraz bu eserlerin ve müelliflerinin tanıtılması ağırlıklı bir konuşma yapacak. İkinci olarak da Yavuz Kartallıoğlu hocamız
bu eserlerin Türkçe açısından ne işe yaradıklarını, hangi alanlarda bunlardan yararlandığımızı bize örneklendirerek anlatacaklar. Bu arada konuşurlarken tabii çalışmalarından, eserlerinden de yer yer ihtiyaç olursa zikrederler, söylerler. Ben tabii bu programın yöneticisi olarak naçizane. Arada sorular sorabiliriz ama ben soru kısmını konuşmaların sonuna bırakalım istiyorum. Bunu yazarak da sorabilirsiniz veya soru zamanı geldiğinde el kaldırarak, söz alarak yapabilirsiniz dinleyicilerimiz, takipçilerimiz. Ben arada hocaları belki tahrik etmek, açmak üzere müdahale edip bir şeyler söyleyebilirim. Programı bu şekilde bir saatlik yaklaşık bir program olarak planladık. İnşallah zamanında sizi fazla sıkmadan tamamlamış oluruz. Ve pek çok şeyi, bilgiyi edinmiş olarak bu akşamı bu şekilde değerlendirmiş oluruz. Ben sözü Ömer Yağmur'a vermek istiyorum. İlk konuşmacımız olarak. Evet, Ömer Yağmur. Doçent doktor Ömer Yağmur, İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi. Orada çalışmalarına devam ediyor. Bakalım, hadi şimdi çeviri yazılı metinler konusunu sizinle, sizden dinleyelim. Ömer Hocam, buyurun. Biraz hocam tereciye tere satmak gibi olacak ama yani ben... Burada bu tereci yok Ömer Hocam. Öğrenciyim hocam. Yani çoğunu bu işlerin başlangıcını hep sizden öğrendim. Yani Musa Hoca benim aynı zamanda doktor hocamdır. Ve bu Amerika, İtalya konularda da sürekli teşvik ettiği, yurt dışına gitmemi her zaman tavsiye etmiştir, teşvik etmiştir. Yani o yüzden de her zaman kendisine müteşekkirim. Yani bu tecrübe varsa bunun kaynağı Musa hocamdır. Diğer yandan da tabii bu çalışmaların başında yine biz Yavuz hocayla hep kontak halinde olmuştuk. Yani ilk metinleri de hep kendisi bana göndermişti, vermişti sağ olsun. Yani buradan başlayarak bir tecrübe edinmeye çalıştım. Tam anlamıyla belki bütün metinleri vesaireleri göremedim ama şimdi bugün burada birazcık özet yapmaya çalışacağım. Yani çünkü bu metinler sanıldığı kadar çok az değil. Ama ilk dönem metinleri biraz benim daha çok önemsediğim bir alan. Çünkü özellikle 16. yüzyıl, 17. yüzyıl, bugün İstanbul Türkçesi dediğimiz bizim konuşma dilimizin de oluştuğu dönem. Bu dönemlerdeki veya işte Osmanlı Türkçesi boyunca yazılan eski harfli metinleri artık hepimiz biliyoruz. Bunların dil özelliklerini biliyoruz. Yani 13. yüzyılda yazılan bir metinle 18. 19. yüzyılda yazılan bir metin arasında çok fazla bir fark olmadığını, fonetik olarak bir ya da morfolojik olarak bir fark olmadığını da görüyoruz. Yani bu nedenle bütün çalışmalar artık birbirini tekrar eder nitelikte. Aslında bir belki milat olarak düşünülebilir. Musa Hocam 1995'te basılan işte Evliya Çelebi Seyahatnamesi ile işte diğer çeviri yazılı metinlerin bir kısmını karşılaştıran bir çalışması vardı. Aslında iki metnin bir anlamda sağlaması diyebiliriz. Yani çeviri yazılı metinler dediğimiz zaman bazı araştırmacılar diyelim, Türkologlar, Türkiye'dekiler özellikle buraya birazcık daha mesafeli olurlar. Çünkü bunlar genellikle yabancılar tarafından yazılmıştır. Genellikle diyorum çünkü Molino gibi Ankaralı olan ya da işte Ermeni kökenli olan vatandaşlarımız, yani dil edinimli bu topraklarda edinen kişiler de var. Fakat Anadolu topraklarında en az yaşayanı işte Arjantin'i biliyoruz mesela, birazdan bahsedeceğiz. 9 yıl yaşamış ki dil edinimi için gayet uzun bir süre ve bunları derleme sözlüğüyle de karşılaştırdığımız zaman bunların da çoğu zaman örtüştüğünü görüyoruz. Yani böyle bir ilginç bir durum da var. Hocam ben bu
görsel olması açısından bir PowerPoint yansıtmak istiyorum ama nasıl yapacağız onu? Tabii dosyanı şu share screen yazan şeyden açıp paylaşabilirsin. Şu alt köşede, alt satırda. Ha, tamam hocam. İlk önce o zaman şeyi açacağız. Evet. Dosyayı bir aç, PowerPoint'i aç. Sonra biz görmeye başladık. Tamam hocam. Tamam. Evet. Şimdi çeviri yazılı metin terimi üzerinde duracağız. Bu terim nereden çıktı? Bugün yurt dışı metinlerde, yurt dışında yapılan çalışmalarda transkripsiyon text terimini görüyoruz biz. Transkripsiyon text dediğimiz zaman Anadolu'da yani Osmanlı Türkçesini ifade eden metinler. Yani işte Turkish transkripsiyon text diye bazen metinlerde bu terimi de görüyoruz. Bu terminoloji yaklaşık 100 yıldır kullanılan bir terminoloji. Yani yeni bir terminoloji değil. 1900-1901'lerde bu alanda yapılan çalışmaları biz görüyoruz bu metinler üzerine. O zamandan beri kullanılan bir terminoloji. Türkiye'de bir dönem Türkçe transkripsiyon metinleri terimini kullandık ve bugün daha çok biz bunun artık Türkçeleşmiş biçimiyle çeviri yazılı metinler dediğimiz zaman artık Osmanlı Türkçesi döneminde yazılmış bu metinleri anlıyoruz. Peki bu çeviri yazılı metin ne demek? Yani bunun üzerinde biraz duralım. Bildiğiniz gibi Osmanlı Türkçesi daima Arap harfli imla ile yazıla gelmiştir ve bu Arap harfli imlanın da bazı gizlediği dil hususiyetleri var. Özellikle ünlüler konusunda, ünlü uyumlar, ünsüz uyumlar konusunda bazı işte tespit edemediğimiz bazı durumlar var ve bunları görmemize yardımcı oluyor. Bu nedenle bu metinler biz Latin, Kril, Ermeni, Grek harfleriyle diyoruz ki bu Grek harflerin içerisinde mesela Karamanlidika ya da Karamanlıca metinler dediğimiz bugün bunların yazdığı metinler var. Yani bu yani daha benim burada atladığım alfabe sistemi de olabilir buradan. Bunun dışında ben yine bunları bir örnek üzerinde göstermek istiyorum. Mesela Latin harfli, bugün bunlar üzerinde duracağız. Latin harfli metinlerden mesela buradaki Jakob Nagide Harshani'nin 1672'de yazdığı Türkçesi Latince Türkçe günlük sohbetler. Yani günlük konuşma dilini esas alan. Yani biz aslında bunu merak ediyoruz. İnsanlar nasıl konuşuyordu Osmanlı Türkçesi döneminde? Nasıl yazıyordu? Bunu biliyoruz. Ama nasıl konuşuyorlardı? Bu bizim esas problemimiz. Mesela burada şöyle birkaç cümle bakalım. Örnek bakalım. Mesela ben Osmanlı değilim. Altta da işte bunun Latince çevirisi verilmiş. Ve karşı taraf karşılıklı bir konuşma veriyor. Karşısındaki kişi diyor ki gavir misin? Nasrani misin? Hristiyan mısın? Diye böyle bir konuşma gidiyor. Bu tabii ki bir konuşma kılavuzu olarak hazırlanmış. Yani bu topraklara gelen insanlar için bir konuşma kılavuzu olarak hazırlanmış metinler. Hemen yan tarafta özellikle Osmanlı'nın son döneminde 18-19. Yüzyıllarda daha fazla görüyoruz metinleri. Ermeni harfli metinler görüyoruz. Yine bunlar da transkripsiyon metinleri içerisinde değerlendirilebilir. Yanındaki Kalıpçıyan'ın 1884'te Miftah-ı Lisan-ı Osmani adlı kitabından yine bu Ermeni harfleriyle yazılmış kısımlar bize fonetik açıdan önemli şeyler gösterir. Grek harfli olarak yazılan bir metin, bunun yazarını tam tespit edemedim. Grek harfli, Yunanca, Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca sözlük 1857'de yazılmış ve daima karşılıklarını verilerek gidildiği bir sözlük. Yine bu da dikkat ederseniz burada Türkçe satırında, sütununda biz Türkçe kelimelerin Grek harfleriyle yazıldığını görüyoruz. Bunun dışında şunu belki sorabiliriz. Yani insanlar durup dururken metinleri öğrenmediler. Neden öğrendiler? Niçin yazıldı? Bu aslında önemli. Burada Delegato diye bir
eser var. Bu 1566 yılında Venedik'te basılmış ve bir büyükelçilik. Nasıl davranması gerektiği, ne gibi yollar, yöntemler izlemesi gerektiğini anlatan bir eser. Burada ben Latince yazılmış ama kendim çevirmeye çalıştım. Buradaki kısımda mesela o dönem için Türkçenin de öğrenilmesi gerektiğini vurgulayan bir paragraf var burada da. Yani genel geçer bir dilden bahsediyoruz. Özellikle artık İstanbul'un fethinden sonra Batı'da kendini siyasi, askeri olarak hissettiren bir Osmanlı Devleti ve artık bu devletin dilinin bir diplomasi, bir askeri yönden de öğrenilmesi gerektiğini biz burada görmüş oluyoruz. Bir tavsiye olarak burada Octaviani Maggi bunu vermekte. Öte yandan başka bir eser, Avrupa'da basılmış ilk Türkçe gramer, bunu yazan Megisero adında bir dil bilimci. 1612 yılında basılmış ve 4 bölümde Türk Dilinin Esasları isimli bir kitap. Bu kitabın içeriğinde ön sözünde de yine bu kitabı neden yazdığını ifade ediyor. Burada kırmızıyla işaretledim. Özellikle bu bizim yüzyılımızda Türk dilinin öğrenilmesi ve kavranması nasıl da gereklidir? Yani bugün bir artık dünyada anlaştığımız, diğer milletlerle anlaştığımız dil İngilizce, belki ilerleyen zamanlarda İspanyolca. Yani bu açıdan o dönemin genel geçer dilinin Türkçe olduğunu görüyoruz. Ve burada buna daha da fazla bir vurgu yapılmış. Bu da İtalyanca Türkçe bir sözlük, çok da bilinen bir sözlük. 1641 yılında Roma'da basılmış ve bunun içerisinde yazar böyle bir sözlüğe neden ihtiyaç duyulduğunu şu şekilde anlatıyor. Bu sınırların içerisinde 55 krallık ve beylik, 33 ulus devlet ve dil vardır. Ama hepsinde güncel olarak Türkçe konuşulur. Yani bir lingua franca'dan bahsediyoruz. Yani herkesin anlaşabildiği resmi olarak, tabii belki Balkanlarda topluluklar, milletler kendilerini kullanıyorlardı ama resmi olarak Türkçe'ye ihtiyaç duyuyorlardı. Şöyle bir ifade daha var. Çünkü Osmanlı hangi ülkeye ayak bastıysa o ülkeye hemen kendi dilini sokmuş ve aynı zamanda boyunduruğu altına aldığı o ulusların en iyi terimlerini de almıştır gibi bir ifadesi var Giovanni Molino'nun. Şimdi bunun yazılma sebeplerinden ilki dedik biz diplomasi, bunun içerisine siyaset, askeri durumları da katabiliriz ama bunun en önemli ayağı ticaret. Burada ticaret denildiği zaman ilk aklımıza gelen Venedik, Ceneviz ve Floransa gibi İtalyan şehir devletleri oluyor. İlk çeviri yazılı metinlere baktığımız zaman da biz bunların İtalyanlar tarafından yazıldığını görüyoruz. Fakat İtalyanların varlığı Anadolu topraklarında Osmanlı ile birlikte değil, Osmanlı Beyliği ile birlikte değil. Daha da geriye gittiğimiz zaman mesela Selçuklularla da temasların olduğunu görüyoruz. Ve bu Akdeniz Havzası'ndaki Araplarla da, Arap milletleriyle de biz temasların olduğunu görüyoruz. Hatta bugün mesela İtalyanca'da Arapçadan geçmiş birçok kelime var. Yani bugün Venedik'te mesela Fondaco dei Turchi diye bir yer var, Türk Hanı diye. Buradaki fondaco mesela Arapça fındık, otel anlamında, han, kervansaray anlamındaki bir kelime. Ya da eski metinleri incelediğimiz zaman kantar gibi mesela ticari terimlerinde yine Arapçadan Venedik İtalyancasına geçtiğini görüyoruz. Mesela ben çalışmalarımda, araştırmalarımda, Venedik'teki araştırmalarımda görmüştüm. Özellikle Araplarla ilgili, Arapça öğrenmeyle ilgili birçok kılavuzları var. Yani bunların Türkçeden daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında mesela ticari dedik. Buradaki İstanbul'un fethinden sonra önemli bir durum var. Mesela 18 Nisan 1454 tarihinde Osmanlı ile ticari imtiyazlar elde ettiği bir anlaşma imzalamıştır Venedik. Tabi bu dönemde artık İstanbul'da biz Venediklerin olduğunu görüyoruz. Ve verilen eserler de genellikle İtalyanca,
Türkçe ya da İtalyanların yazdığı, Venedik İtalyanlarının yazdığı Türkçe kılavuzlar şeklinde gitmekte. Ve bir daha sonra bir terminoloji ortaya çıkıyor. Giovanni della lingua, bu İtalyanca bir terminoloji. Lingua dil, Giovanni genç demek. Yani tam Türkçesi dil olanları dediğimiz bir terim. Ve artık bu dil öğrenimini, dil edinimini, Türkçe edinimini bir kurala bağlamak için Venedikliler, Venedik Senatosu'nun da uygun gördüğü gençleri İstanbul'a dil eğitimi için yollamaya başlamışlardır. Tabii daha sonra bu imtiyazlar, Venediklerden sonra imtiyazlar Floransalılara geçmiştir. Venediklerle bir dönem savaş halinde olduğumuz için bunların yerini Floransalıların aldığını görüyoruz. Hatta işte 1533 yılında Argenti, Floransalı Filippo Argenti'nin de aslında bu konuşma kılavuzunu yazdığı, yine Latin harfleriyle yazdığı konuşma kılavuzu da bu döneme denk gelir. Ve bundan sonra işte Fransızlara imtiyazların verildiğini görüyoruz. Ki özellikle 18. yüzyılda Fransızların yazdığı sözlüklerde ve gramerlerde, Türkçe sözlük ve gramerlerde bir artışın olduğunu biz görüyoruz. Bunun yanında İngiltere mesela burada 1709 yılında Thomas Vaughan'ın yazdığı, yine bir tüccarın yazdığı bir çeviri yazılı metin var. Ve daha sonra mesela Hollanda kütüphanelerinde, Leiden'da mesela gittiğiniz zaman buralarda da yine çeviri yazılı metinlerin olduğunu görüyoruz. Yine sözlük formunda yazılmış metinler. Daha doğrusu bunlar günlük konuşmayı esas alan, yani edebi bir kaygı yok bu sözlüklerin ya da kelimelerin günlük telaffuzlarını ya da bir Avrupalı bu kelimeyi bir Türk'ten nasıl duyduysa bu şekilde yazıyı aktarmaya çalışır ki bu aslında bizim için önemlidir. Evet, Giovanni della Lingua, yani dil olanları Venediklerden sonra artık 17. yüzyılda Fransızlarda bu modeli esas alarak 18 Kasım 1669'da bir meclis kararıyla gönüllü gençleri İstanbul ve İzmir'de Katolik Kilisesi'ne bağlı dini cemaatlere bunları göndermeye başlıyor. Tabii burada şu önemli, öncelikle Fransız tabiyetinden olmak diye bir ifade var bu kayıtlarda. Daha önce özellikle bu kişilerin, ticaretle uğraşan kişilerin biz bu işlerini İstanbul'daki ya da işte Anadolu topraklarındaki genellikle Yahudilerle yürüttüğünü görüyoruz. Yani iki dilli Yahudilerle yürüttüğünü görüyoruz. Ve bunlarla ilgili sıkıntılar da mesela çıkmış. Özellikle Vigier'in yazdığı bir eser var. Onun içerisinde de bu artık tiyatro haline getirilmiştir. Orada bir Yahudi ile, birazdan onunla ilgili bir metne bakarız. Yahudi ve Türk ve bir Fransız tüccarla bunun bir hikayesi, bir dolandırıcılık hikayesi vardır. Belki bunları önlemek amacıyla, belki daha güvenilir olması açısından buradaki seçilecek dil olanlarının Fransız tabiyetinden olması istenir. Evet, burada yine benim meslektaşım Matthias Kappler'in 2014 yılında yazdığı bir, hazırladığı bir makale var. Oradan bir alıntı yaptım. 1711 yılında Venedikli dil olanı Pietro Antonio Rizzi'nin çalışma defteri var. Yani bu baskı değil, kendi dil öğrenmek için hazırladığı bir çalışma defteri var. Bunun üzerine uzunca bir makale yazmıştı ve bunu da bir kilisede galiba, bir kilise kütüphanesinde bulmuştu. Yani çoğu metinleri biliyoruz ama kıyıda köşede kalmış, özellikle işte Venedik gibi, Floransa gibi, belki kısmen Napoli gibi bu bölgelerde küçük kilise içerisinde bazı yazma eserler, bazı yeni transkripsiyon metinleriyle de karşılaşabiliriz. Evet. Bu Venediklerle ilgili burada bir ek bir şey de söylemek istiyorum. Yani ticari ilişkileri artık Venedikliler bir dönem o kadar abartırlar ki Osmanlı'yla. Osmanlı'ya ve Osmanlı'dan habersiz
Şeyhülislam'dan habersiz. Kur'an-ı Kerimleri 1537 ve 1538 arasında basarlar. Ve bunları gemiye yükleyip İstanbul'a getirirler ve bunları satmaya kalkarlar. Tabii o dönem ulema buna karşı çıkar ve bunlar tekrar Venedik'e gelip yakılır. Ve bunlardan bir tanesi galiba bulundu. Paganini Kur'an diye söylenen ve bugün Venedik'te Isola di San Michel adasındaki bir manastırda bulunan bir Kur'an-ı Kerim. Yani Venediklerle aslında Osmanlı'nın ilişkileri çok da az değildi. Yani ticari olarak çok fazla ilişkileri vardı alışveriş yönüyle. Evet, bu diplomasi dedik, ticaret dedik ve bu sahiplerin en sonunda dini durumlar gelir. Bu aslında bu konuda çok fazla eser yok. Yani bir din değiştirmek vesaire gibi yazdıkları eserler çok fazla yok ama ilgi çekici birkaç metin ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesini Mayda 2013 yılında bunu yayınladı Berlin'de. Bunlar özellikle Doğu Anadolu'da yaşayan Ortodoks Ermenilerle ve Anadolu topraklarıyla ilgili olmamakla birlikte Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Kırım Tatarlarını Hristiyanlaştırmak için yazdıkları bazı metinler var. Mesela Doğu Anadolu'da bir metinden bahsetmiştik. Bu 1768 yılında Peder Geri Dizer tarafından yazılmış. İncil'in Latin harflerine aktarılmış şekli, çevrilmiş şekli. Ve burada bu dönemin yani 18. yüzyıl Doğu Anadolu'da, Diyarbakır'daki bize aslında ağzı da göstermekte. Yani İncil-i Şerif diyor ki bir baba iki evladı var idi, biri büyük, biri küçük şeklinde devam eder. Yani bunlar standart imlanın çok dışında olan şeyler. Öte yandan mesela bu yine basıldı. 1727 yılında Kırım Tatarlarını Hristiyanlığa davet için yazılmış bir eser. Musa Chazarovski Wroclaw 2012 Varşova'da basılmış bir kitap. Mesela yukarıda bakalım. Sual: Hristiyan olmağı ister misin? Cevap: Allah'ın lütfilen isterim ve sana yalvarırım ki beni öğretesin. Hristiyan kimdir? Şeklinde devam eden bir eser. Yine bu da dini sahiplerle yazılmış bir metin olarak karşımıza çıkar. Çeviri yazı metinlerin tarihçesinden bahsedeceğiz. Musa Hocam biraz önce söyledi. Çeviri yazı metinler dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen Codex Cumanicus olur. Fakat Codex Cumanicus bugün Anadolu coğrafyasının değil de Kıpçak Türkçesinin bir metni olarak karşımıza çıkar. Ve bunu da en son Türkiye'de Mustafa Argunşah ve Galip Güner yayınlamışlardı 2015 yılında. Ve yine burada Almanların ve İtalyanların yazdığı iki farklı bölüm vardır. Evet, bugün bu 1294 İtalyanların yazdığı, 1330 Almanların yazdığı iki bölümden meydana gelir. Tabi bu tarihler tahmini olduğu için yanında soru işareti var. Yani şöyle diyebiliriz, 14. yüzyılın başlarına biz bunu tarihleyebiliriz. Burada İtalyan kısmı. İşte 1 ve 55. sayfalar arası İtalyanlar, daha sonra 56 ve 83. sayfalar arası Almanların yazdığı metinler olarak karşımıza çıkar. Şimdi bu eser bugün Venedik'te San Marco'da Marciana Kütüphanesi'nde bulunur ve daha önce de bununla ilgili çalışmalar yapılmıştı. Yine Dirimba'nın 2000'de yazdığı bir çalışma var. Ceza Konu 1880'de yazdığı bir kitap var. Bununla ilgili birçok yayın bugüne kadar yapıldı. Tabi Codex Cumanicus bugün bizim Batı Türkçesinin bir verimi değil. Yani Batı Türkçesindeki dilsel verileri görmek için buna bakmıyoruz. Daha çok Kıpçak Türkçesi ile ilgili verimler için buna bakıyoruz. Anadolu coğrafyasında ise biz ilk çeviri yazılı metinleri 15. yüzyılın ilk yarısında görmeye başlıyoruz. Tabi bu
çevi yazılı metinler dediğimiz ilk çevi yazılı metinler yani sözlük formatında, gramer formatında sözlükler veya kitaplar değil, eserler değil. Bunlar poliglot dediğimiz yani çok dilli olan eserler. Yani bir özellikle bu coğrafyada mecburen bulunmuş, esir hayatı yaşamış kişilerin Avrupa'ya kaçtıktan sonra yazdıkları, Türklerle ilgili yazdıkları eserler var. Ve bunlar Avrupa'da çok popüler olmuş. Yani bugün bestseller dediğimiz kitapların aslında bir örneğidir bunlar. Ve buradaki kitap Johann Schildberger'in 1405 yılında hazırladığı 30 yıllık esaret hayatını anlatan Türkler ve Tatarlar arasında adlı kitabı belki ilk çevrili yazılı metin olarak adlandırılabilir. Bunun içerisinde tabii yer yer Türkçe kelimelerin olduğunu görüyoruz. Mesela Domuzlu Denizli için, Vekpazarı Beypazarı için, Karaman, Erzincan, Aydın için Aydın, Ankara için Enguru, Anguru gibi Latin harfli yazımları biz burada görüyoruz. Tabii bu yine az önce dediğim gibi anılarının içerisinde bulunan Türkçe kelimeler. Öte yandan benim için çok ilginç bir metin. Bu tabii ki bunun üzerine bir çalışma da ben yapmıştım 2018 yılında. Fakat bununla ilgili ilk makale 1901 yılında yazıldı. Daha sonra işte Heidenstein, Talat Tekin, Tietzen'in yaptığı bununla ilgili çalışmalar var. Tractatus de Moribus, yani Türklerin gelenekleri, görenekleri ve hinlikleri üzerine diye 1480 yılında ilk basımı Urak, 1481 yılında ikinci basımı Roma'da yapılan bir baskı var, eser var. Bu Latince Macar George'un Türkler arasında kaldığı yaklaşık 20 yıl kaldığı dönemdeki anılarını anlattığı bir kitap. Tabii bu tarih yönü bir başka. Yani Türklerin gelenekleri, görenekleri vesaire bunu öğrenmek başka ama bu kitabın sonunda iki tane Yunus Emre şiiri var. Ve bunlar gotik harfle yazılmıştır. Hemen yan tarafta Roma baskısı daha açık olduğu için ben hemen onu verdim örnek olarak. Ve buradaki Yunus Emre şiirleri Yunus Emre Divanı'nda bulunmamakta. Mustafa Tatçı bunları son ekleme yapmıştı. Yani fakat yazma halinde bulunan nüshalarda bu yok. Burada iki şiir var. Ben sadece birinci şiiri buraya aldım. Bu şiire baktığımız zaman yine konuşma telaffuzları bize göstermektedir. Buyurun hocam. Son cümlelerini ben duyamadım. Belki dinleyicilerimiz de duyamamış olabilir. Bir bağlantı sorunu oldu. Acaba benden kaynaklı mı bilemedim. Tamam hocam. Macar George yaklaşık 20 yıl boyunca Türkler arasında yaşamış. Ve Türkler içerisindeki gördüğü gelenek, görenek adetleri kitabında işlemiştir. Fakat bu kitabın bizim için önemli noktası şudur. Kitabın sonunda iki tane şiir bulunmaktadır ve bunlar Yunus Emre'ye aittir. Yunus Mahlası şiirlerdir. Burada dikkat ederseniz şiirde Yunus bu sözleri çatar, Yunus bu sözleri çatar şeklinde devam eder. Bu birinci şiir. Bunun ikincisi de var. Onu buraya almadım. Bunun yazıldığı coğrafya olarak yani bunu bazı fonetik özelliklerden çıkartmak durumunda kalıyoruz. Farklı meslektaşlarım bunun Bosna'da yazıldığını vesaire söylüyor ama benim kanaatimce Kütahya ve Ankara arasındaki dili gösterir. Buradaki konuşma dilini bize aktarır. Bazı ses değişmelerine baktığımız zaman. Bu yönden önemlidir. Yani bu da poliglot sözlüktür. Poliglot çeviri yazılı metinler arasında, çok dilli çeviri yazılı metinler arasında gösterilebilir. Tabii Macar George'un farklı bir durumu daha var. Yani Macar George efendisinin yanında yıllarca kalır. Ona Müslüman olduğunu inandırır. Hatta bir camide imamlığa başladığını, daha sonra vaizlik yaptığını, insanlara eğittiğini ve kendi vaazlarını insanların dinlemeye geldiğini söyler.
Ve daha sonra efendisiyle bir gün konuşur. Ben daha dinimi geliştirmek istiyorum, İslamiyet'i öğrenmek istiyorum der. Efendisi tabii buna sevinir. Buna işte hürriyet belgesini düzenlerler ve Macar George hemen soluğu Roma'da alır ve Papa'nın yanında tercüman olarak, Türkçe tercüman olarak orada bir süre kalır ve orada vefat eder. Yani bugün yine mezarı Roma'dadır. Evet, bir diğeri yine bir esirin yazdığı bir eser. Bu da poliglot ama diğerlerine baktığımız zaman daha sistemli bir gidiş var. Sayfa olarak azdır ama bize yine fikir verir. Bartolomeusz Georgievič, bunun milliyeti konusunda tam bir fikrimiz yok. Sırp olabilir diyoruz, işte Macar olabilir, bir iki durum da var. Burada iki dönemde yazdığı kitap var. Bir tanesi yani Anvers'te yazdığı, tabii bu da Türkiye'den, Anadolu topraklarından kaçtıktan sonra yazdığı bir eser. Anvers'te 1544'te yazdığı, bugün Belçika'da bastırdığı bir kitap. De Turcarum Ritu et Ceremoniis, yani Türklerin yine kuralları, adetleri hakkında diye bir kitabın içerisinde 5 sayfalık bir Latince sözlük görüyoruz biz. 1544 yılında basılmış. Latince, Türkçe. Dikkat ederseniz birinci sütun Türkçedir ve ikinci sütun Latincedir. Mesela burada standart kullanımın dışındaki örnekler. Mesela Resul, ı türemesiyle. Resul. Mesela gök, gük şeklinde. Yani tamamen Rumeli ağızlarını bize burada gösteren örnekler vardır. Evet, mesela burada dünye kelimesi, mesela den yüz kelimesi, yani damak nesinin NG'den artık NY'ye dönüştüğünü biz bugün Balkan ağızlarında da görüyoruz. Çeviri yazı metinlerde Balkan ağızlarında görüyoruz. 1553 yılında yazdığı De Turcarum Moribus Epitome diye bir kitabında da bir Türk ve Hristiyan arasındaki bir konuşmayı alır. Yani bir anlamda biz buna bir band kaydı gibi de bakabiliriz. Yani bu dönemlerin ses kayıtlarıdır aslında bunlar. Evet, bu tabii ilk açıklaması Latince ve daha sonra Türkçe çeviri yazılı biçimde verir. Ben hemen yan tarafta bunu düzenlediğim şeklin üzerinden birkaç cümle söyleyeceğim. Mesela Türk, Han'da gidersem bire gavur. Hristiyan, İstanbul'a giderim sultanım. Türk, ne işin var bu memleketten? Hristiyan, bezergenlik ederim affendi, maslahatom var Anadolu'da diye şeklinde bir konuşma, karşılıklı konuşma burada verilmiştir. İlk dönem çeviri yazı metinlerinden yine ilginç bir metin, Pietro Lupis Valentiano'nun bir eseri. Pietro Lupis Valentiano bir İspanyol Yahudisidir ve bugün Venedik hattında, yani İtalya'nın diyelim doğu bölgelerinde yaşadığını tahmin ediyoruz. Ve bunun yazdığı 8 sayfalık bir sözlük var. Bu 8 sayfalık sözlük içerisinde yine konuşma dilinin unsurlarını görüyoruz. Tabii bunun iki nüshası var. Biri Adamovic'in bulduğu, bugün British Library'de bulunan, aslında tarihsiz ve isimsiz bir nüshadır bu ve 1975 yılında Ein Italienisch Türkisch Sprachenbuch, yani bir İtalyanca Türkçe sözlük olarak bunu yayınlamıştır. Fakat sanırım 2017'de ve 2018'de bir iki makale bununla ilgili hazırlamıştım. Bunun Berlin Staatsbibliothek'te yine Pietro Lupis Valentiano adına kayıtlı bir eseri daha var. 1520 tarihini attık çünkü katalog kayıtları biraz şüpheli. Eser üzerinde yok. 1520 ya da 1527, yani bu tarihler arasında basıldığını düşünüyoruz. Yine Pietro Lupis Valentiano'nun sözlüğüne baktığımız zaman bu İtalyanca Türkçe şeklinde yazılmış. Tabii bu sözlüğün yazıldığı coğrafyaya baktığımız zaman, yani hem Valentiano'nun
tüccardır aynı zamanda. Ticaret yaptığı noktalara baktığımız zaman aslında biz İstanbul'a hiç gelmediğini görüyoruz. Valentiano'nun bulunduğu yer bugün yine Rumeli toprakları. Yani doğal olarak Valentiano'nun eserindeki Türkçe telaffuzlarda Rumeli topraklarındaki Türkçe telaffuzları yansıtmaktadır. Evet, çok bilinen bir eser çevi yazı metinler içerisinde. Floransalı Filippo Argenti'nin Regola del Parlare Turco, Türkçenin Konuşma Kuralları isimli kitabı. Bu kitap aslında bir kitap, bir yayın amacıyla yazılmamıştır. Bir el yazması şeklinde kalmıştır. 1533 yılında yazıldığı tahmin edilmektedir ve bu kitap bugün Floransa Milli Kütüphanesi'nde bulunur. Filippo Argenti İstanbul'da 9 yıl yaşamış bir Floransalı balyoz'dur. Yani burada bir resmi görevi vardır. Ve bugün işte Galata bölgesinde diyelim, burada bulunmuş, burada yaşamış bir kişidir ve bir arkadaşının çocuğu için Türkçe bir konuşma kılavuzu yazmıştır. Yani bir rica üzerine böyle bir kılavuz vücuda getirmiştir. Baktığımız zaman yine bir profesyonel bir kılavuz görmüyoruz ama ilk eser olduğu için, ilk çeviri yazı metinlerden biri olduğu için bizim için yine çok önemli ve İstanbul'da kaleme alındığını bildiğimiz için bizim için çok önemli bir eser olarak görülmektedir. Bunun üzerine iki önemli çalışma var. Tabii kitap olarak bunları ben zikrediyorum. Bunun üzerine birçok makale var. Burada makaleler üzerinde değil, kitaplar üzerinde duruyorum özellikle. Milan Adamovic'in 2001 yılında Göttingen'de bastırdığı kitap, bugün Türk Dil Kurumu tarafından 2009 yılında Aziz Merhan tarafından Türkçe'ye aktarıldı. Floransalı Filippo Argenti'nin notlarına göre 16. yüzyıl Türkçesi adıyla bir sözlük ve bir giriş, İstanbul'un o günkü konuşmasını değerlendiren bir girişte yayınlandı. Bir diğeri Trieste Üniversitesi'nde Profesör Luciano Rocchi'nin hazırladığı bir eser. Bu Wiesbaden 2007'de basıldı. Yine aynı eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani diğerinden çok farkı yok. Bizim için çok önemli bir eser bu. Giovanni Molino. Giovanni Molino'yu biz uzun zaman bir İtalyan olarak bildik. Çünkü Giovanni Molino dediğimiz zaman bir İtalyan ismini bize gösterir. Fakat Giovanni Molino'nun sonraki yıllarda yapılan araştırmalarda, yani Esbieta Svecica'nın yaptığı araştırmada aslında bir İtalyan olmadığı, Ankara'da doğup büyüdüğü ve ilk gençliğini burada sürdürdüğü, yaşadığı ve daha sonra eğitim için Roma'ya gittiği ve burada İtalyanca öğrendiği, İtalyan dili ve edebiyatını burada çok iyi bir şekilde öğrendikten sonra biz tekrar Anadolu topraklarına döndüğünü biliyoruz. Ve burada Anadolu topraklarında 30'lu yaşlara gelince işsiz kalır ve 30'lu yaşlarda bir rica üzerine, daha doğrusu bir aracı bularak Venedik'te iş bulmak için müracaat eder. Ve Venedik'te burada bir tercüman olarak göreve başlar ve burada başladıktan sonra 1641 yılında İtalyanca Türkçe adlı bir sözlük vücuda getirir. Bunun yanında sözlüğün giriş kısmında da bir kısa bir Türkçe gramer vardır. Hemen bu yan tarafta grameri görebilirsiniz. Bunun Ömer üzerine Hoca, biraz hızlanalım mı Ömerciğim? Yani biraz hızlanalım. Yavuz, tamam, zara vakit kalsın. Çok az kaldı hocam. Peki, hadi bakalım. Tamam hocam. Şimdi herhalde Musa hocam bunu hızlıca geçmemi istemez değil mi hocam? Geldik Meniski'ye. Şimdi Meniski hemen yan tarafta da resmini görüyorsunuz. Çok hayran olacak bir sözlük ve gramer hazırlamıştır. Sözlük 3 ciltten oluşan bir sözlük. Ve 4. cildi gramer, tabi bu gramer yine Latince.
Türkçe şeklinde ve bir indeks hazırlanmıştır. Buna da komplementum diyoruz. Ve Viyana'da 1680-1687 yılları arasında basılmıştır. Yani yine İstanbul'da bulunduğu ve mesela Türk İstanbul Türkçesinin konuşmasını aksettirdiği burada kelimeler görüyoruz. Telaffuza dayalı bir sözlük görüyoruz. Evet, bu yayımlarını ben hemen gösteriyorum biraz hızlanarak. Bu Türkiye'de tıpkı basımı yapıldığı Stanislav Stakowski ve Mehmet Ölmez'in ön sözüyle 2000'de basıldı bu kitap. Ve Komplementum'da Mert Otulum Hoca tarafından yine Ankara 2011 yılında TDK'dan çıkan bir baskısı var. Yani bu 5. cildi baskıya hazırlandı. Bunun dışında 1745-1821 yılları arasında yaşayan Vici, Fransız, yine bir dini hüviyeti de vardır. İstanbul 1790'da Türkçenin Esasları diye bir kitap hazırladı. Bu kitabın içerisinde telaffuz farklılıklarına değinen bazı bölümleri var. Yani birinci telaffuz ve ikinci telaffuz diye iki şekilde telaffuz verir. Bu yukarıda gördüğünüz eski harfli. Altta birinci telaffuz, yani daha eğitimli kişilerin. İkinci telaffuz ise sıradan günlük konuşmayı bize gösterir. Ve bu kitabın sonunda da uzun bir hikaye vardır. Tellas Yahudi Samuel, Aktar Mehmet Ağa, bunların bir dolandırıcılık hikayesi, eğlenceli bir parodi diyebiliriz var. Burada ek olarak birkaç gün önce bir Kanada'dan bir meslektaşım bana yazmıştı. Bu meslektaşımın yazdığına göre üzerinde Viguier'in imzası bulunan bir el yazması Kanada'da özel bir kütüphanede, burada kütüphanenin ismini yazdım, Quebec'te özel bir kütüphanede bulduğunu söyledi. Kitap 1721 yılında yazılmış, yazdırılmış daha doğrusu ve bunun içerisinde 82 hikaye, fable dediğimiz hikayeler var. Ve bu hikayeler Türkçe öğrenmek için bir yabancı tarafından yazıldığını iddia ediyor arkadaşımız. Fakat yani bunu tabii ki Vici yazdırmıyor. Daha sonra Vici'nin eline geçiyor. Bunun üzerine bir proje yapmak istiyor. Fakat ömrü vefa etmiyor. Bunu daha sonra arkadaşı Victor Letelier 1826 yılında bu kitabı elde edip bu kitapla ilgili bir gramer, bir Türkçe gramer hazırlıyor. Buradaki metinleri kullanarak. Yani bu kitap İstanbul'dan yola çıkıp Quebec'e kadar gider. Evet, 17. yılda hazırlanmış diğer bazı çeviri yazılı metinler, hepsine burada değinmedim. Yani sadece bu söylediklerimizde sınırlı değil. Burada yazmadıklarım da var. İşte 1611'de yine bir İtalyan, 1612'de bir Macar, 1630'da bir İtalyan, 1650'de bir İtalyan, 1677'de başka bir İtalyanın yazdığı metin var. Bunları özellikle 17. yüzyılda metin yönüyle, sözlük yönünde bir hayli zengin. Tabi bu metinlerin bir kısmı monografi olarak yurt dışında yayınlandığı işte Jakob Nagide Harshane'nin hazırladığı metni Hazai. 1987'de Gilson Thomas Vaughan isimli bir İngiliz'in yazdığı, tüccarın yazdığı kitabı hazırladığı. Biraz önce bahsettiğimiz Milan Adamovic'in yine Philip Bargenti yayınlandığı. Vici, Stanislav Stakowski tarafından 2002'de yayınlandı. Molino ile ilgili birçok çalışma yapıldı. Bunları zikretmiştim. Yine Luciana Rocchi'nin hazırladığı işte Pianzola, Caradori, Ferragutto, Battista Montalmano isimli sözlükleri, sözlük formunda hazırladığı çeviri yazılı metinler bulunmaktadır. Yani yurt dışında bu alanda hala çalışmalar devam etmektedir tüm hızıyla. Ve gördüğüm kadarıyla da artık Türkiye'de de, Anadolu'da da bu eserler üzerine çalışan yeni arkadaşlarımız var. Evet hocam, ben hızlıca bitirdim. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten yani ben de çok şey öğrendim bu konuşmadan. Şimdi bu eserler bu kadarla da bitmiyor. Malum olduğu üzere daha pek çok devam ediyor. 17-18 yani yıl yaklaştıkça daha artarak malum.
Şimdi bu eserler Türkçe açısından ne işe yarıyor? Sözü uzatmadan Yavuz Kartallıoğlu arkadaşımıza, hocamıza sözü veriyorum. Buyur Yavuz Hocam. Yani Ömer ilk konuşmacı olması sebebiyle biraz senin vaktinden de çaldı. Onu da dikkate alarak konuşmanı dinliyoruz. Hadi bakalım. Çok buyur. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Bütün hocalarıma... Ömer sen dosyanı kapatabilir misin Ömer Yağmur? Tamam hocam. Evet. Evet. Ben de bütün hocalarımı ve dinleyicileri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2000 yılından beri ben de Leyla Karahan hocamla doktora tezimi bitirdim. Ama 2000 yılından beri Musa Duman ve Hayati Develi hocaların yolundan gitmeye çalışıyorum. Ben de Ömer gibi ne öğrendiysem onlardan öğrendim. Musa hocam bize böyle bir konu teklifi yaptığında Ömer'e dedim ki sen teori olarak anlat, işin kolay kısmını bana bırak dedim. Sağ olsun o da beni kırmadı, zor kısmını kendi üstlendi. Tamam, bu çeviri yazılı metinler var. Tam tersi hocam. Neyse bakalım şimdi. Google Books'tan bunların neredeyse tamamına erişmek mümkündür. Şimdi bu çeviri yazılı metinleri kullanarak ne yapabiliriz? Türkolojide bu iş tabii bir ayrı çalışma alanı olarak ilerliyor. Şu anda ekranımı paylaşabildim mi? Tamam. Hocam, evet, paylaştım. Çeviri yazılı metinler Türkoloji çalışmalarında nasıl kullanılır? Ömer Bey demin bunlar nedir ne değildir, biraz yazarlarıyla, biraz yazıldıkları dille, biraz da içinde geçen kelime grupları ve metin parçalarıyla bunları tanıtmaya çalıştı. Ben de doğrudan bunları kullanarak ne yapabiliriz sorusunun cevabını aramaya çalışacağım. Ömer Bey de değindi, elbette ki bunların hepsi güvenilir, Türkçeyi bulundukları döneme göre %100 mükemmel olarak sunan, temsil eden metinler değil. Yani biz sunum yaptığımız zaman mutlaka bize böyle soru gelir. Acaba bunlar Türkçeyi biliyorlar mıydı, emin misiniz? Hayır, tamamı bilmese bile bir kısmı gerçekten de yerine göre dil bilimci, Avrupa'daki dil bilim çalışmalarında bildikleri için gerçekten de çok iyi bilenler vardı. Ömer Bey bunu söyledi. Bunların başında Meninsky, Carbonyana, Ligue, Hagopian gibi yazarlar gelmektedir. Dolayısıyla biz yaptığımız çalışmalarda bir metin değil, metinler arası karşılaştırma yaparak ilerliyoruz mutlaka. Ne işe yarar? Bu metinlere baktığımız zaman birinci olarak Arap harfli imladan tespit edilemeyecek telaffuzları bu metinlerde görürüz. Şöyle düşünelim, o dönemlerde yazılmış metinleri bugün için çözümlenmiş ve işte latinize edilmiş, Latin harflerine aktarılmış bir ses kaydı gibi düşünmek gerekir. Çünkü bu metin yazarları o dönem Osmanlısında yaşamışlar. Hem yazı dilini hem de konuşma dilini öğrenmişler. Yazı ve konuşma dili arasındaki ikiliği fark etmişler. Ve verdikleri eserlere hem Arap harflerini hem de Latin harflerini kaydetmişler. Arap harflerini o dönem için klasik kalıplaşmış yazı dili, Latin harflerini ise o dönemdeki telaffuz gibi görmek lazım. Mesela buradaki örneğe baktığımız zaman işte ne okusak ne okusak diye karşılığı acıktırmak vermiş. İşte anne cegez mi okuyalım, anne cigez mi, anne cügez mi okuyalım, ama metin yazarı çoktan bunu etrafından duyduğu için anne cigez diye okumuş. Yine atlı valla yazılan bir şey bu klasik imladır diyor ama atlı okunur diyor baktığımız zaman. İşte ayıp kelimesi ayın koyup ayıp şeklinde transkribe edip duruyoruz. Ama o zaman bunlar ayıp şeklinde söyleniyordu diyor. Yine ciğer mi desek ciğer mi desek ama metin yazarı çoktan buna ciğer diye yazmış. Biraz daha burada ilerlersem mesela ovalamak kelimesi işte ovalamak, ogalamak, ovalamak mı yazalım? Ama daha o dönemlerde ovalamak olmuş. Örücü kelimesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Metin okurken biz bunları örücü diye okuyoruz. Diyoruz ki sanki hani geçmiş dönemde dudak uyumu tamamlanmamış gibi. Hatta bazı tezlerde hala
Muharrem Ergin görüşleriyle bunlar ifade ediliyor. Ama çoktan belirli dönemden sonra şuradaki örücü olmuştu. Bu metinler ayrıca Arapça ve Farsça alıntıların asli ara ve Türkçeleşmiş biçimlerini sunar. Ara biçimi şöyle tanımlayabiliriz. Arapça ve Farsçadan Türkçe'ye geçen kelimeler bir çırpıda bir hamleyle Türkçeleşmiyorlar. Bazı ses olayları sonucu Türkçedeki son biçimlerini alıyorlar. Ve bunları da bu metinlerde görmek mümkün. Mesela abriz kelimesi avruz, havruz ve havroz biçimiyle metinlerde var. Yine ahiret, bazen ahvet biçimiyle İstanbul'daki farklı ağızları da yansıtıyor. Hatta daha ileri biçim ahiret biçimi de var. Bahçe kelimesiyle ilgili o kadar çok telaffuz söyleyişi var ki. Bahça, bakça, bakça, bahça, bahça gibi bunların hepsini burada görüyoruz. En aşağıda dikkatinizi çekmek istediğim çeyiz kelimesi işte cihaz kelimesinden geliyor. Ama cihaz bir anda Türkçeleşmiyor. Cihaz, çehiz ve çeyiz bitiminde Türkçe'ye oturmuş oluyor. Arap harfli himla çoğunlukla cihaz yazdığı için bu ara biçimleri maalesef göremiyoruz. Hep Osmanlı Türkçesi bugüne kadar Arapça ve Farsça alıntıların dönemiymiş gibi algılanmış ve çoğu zaman bazı kesimler tarafından rahatlıkla yok sayılmaya meyillidir. Halbuki Ömer Bey'in söylediği gibi İtalyan şehir devletçikleriyle daha 15. yüzyıllarda büyük ilişkiler başlıyor. Bazen savaşıyoruz, bazen kültürel, ekonomik, siyasi alanlarda ilişkiye geçiyoruz. Ve 15. yüzyıldan itibaren de pek çok sayıda Batı kökenli alıntı kelimeye Türkçe'ye geçiyor. Bakın ilk örneğimizde ahtapot kelimesi bir anda Türkçeleşmiyor. Tabii bunların ahtibos biçimi falan farklı metinlerdeki karşılık olabilir. Ama bu sürü ara biçimlerini bu metinlerde görebiliyoruz. Banyo da aynı şekilde. İşte bana, bene, banya, banya biçimleri var. Daha sonra banyo oluyor. Yine barometre kelimesi. İlk Türkçe'ye geçiş barometru, barometro, barometre gibi. Numara çok tartışılır ne okuyalım diye. Bu dönem metinlerine baktığımız zaman numero, numero, numere, numra, numre, numro. Tabii bu tür söyleyişler var ama bunların belki bir doktora düzeyinde gelişme aşamalarının tek tek belirli bir düzen içinde incelenmesi gerekiyor. Bakın sigara bile, sigara, 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 sigara. Üçüncü maddeden şunu söylemek istiyorum. Batı kökenli alıntılar Osmanlı Türkçesinde az çalışılmıştır. Doktora yapacak arkadaşımızı bekliyor diyeyim. Dört, Türkçe kelimelerin de buralarda eskicil ve yeni biçimleri bulunmaktadır. İşte mesela alaybegi, vulk diyor alaybek. Birazdan buna geleceğim. Ya da işte benim, benim yan yanadır. Kani, kanı, hanı. Ya da aşağıda gördüğünüz gibi şimdi kelimesinin o kadar çok ara biçimleri var ki. Emdi, imdi, indi, ındı, undu, ündü. Şimdi, şimdiye kadar gitmektedir. Tapu, tapu, topu ve tapu şeklinde burada kaydedilmiş. İleri biçimler dediğimiz bu Latin harfli metinler sadece yazı ve konuşma dilini vermez. Ömer Bey'in sunumunda vardı. Bazen okuma dilini verir. Bazen de İstanbul'daki ya da Osmanlı dönemindeki farklı ağızları da bunlar kaydeder. O yüzden tek metinle değil, birden fazla metinlerle karşılaştırma yaparak çalışmak gerekiyor. Yani ağız ya da işte oradaki yumuşak ye, ağız şeklini almaktadır. Ya da avare, avara biçiminde vardır. Ya da bargir, beygir, begir biçimine düşer. İşte bok kelimesinin pok biçimi vardır. Yine baktığımız zaman burada sehba, sepa ve sıpa. Sıpa, yani sıpa biçimine kadar bu metinlerde kaydedilmiştir. Ayın ve hemzeli kelimeler işte çok tartışılır. Osmanlı döneminde yazılmıştır ama ayın ve hemze telaffuz edilmiş midir diye. Metinlerin çoğunda Türk hançeresinde, gırtlağında bunların telaffuz edilmediğine dair bilgiler vardır. Daima, 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 daima biçimi. Yine sual örneği ilginçtir. Sual, sual, suval, suval, soval biçiminde. Tabii bunların hepsini karşılaştırarak denetlememiz gerekiyor. Bütün Osmanlı soval demiştir demek doğru değil. Soval acaba nerenin, hangi bölgenin, hangi şehrin, hangi köyün ağzında var? Bunları da tek tek birer doktora konusu diyebiliriz.
Çok ilginçtir. Kelime sonunda veya son hecede ön damak seslerin durumu. Metinlerde burada da bir makale konusu yatıyor. Amirallık, dikkatli, dikkatsiz, halallaşmak, ikballı, kabahatlı, saatçı, saatçıyı da vermiş, saatlık gibi. Bugün hala Anadolu ağızlarında saatçık, saatin kaç gibi bunlar söylenmektedir. Damak nesinin durumuna baktığımız zaman kefle yazılsa dahi artık son dönem metinlerinde ya bunlar diş nesine dönüyor ya da bazen düşürülebiliyor. Yani metinlerde çok ilginçtir. Dinlemek var. Bir ağız özelliği olarak dinlemek var. Dinlemek var. Dinlemek var. Dinlemek var. Yani burada beş kelimede farklı ağız bölgelerinin temsil edildiğini görüyoruz. Sonra, sonra, sonra gibi. Evet, geldik yumuşak ye. Tabii artık şu aşamada yumuşak ye demek herhalde çok doğru değil. Grafem diyelim. Yani çoğunlukla ne diyelim? Yazıda gösterilir ama telaffuz edilmez desek konuyu çözmüyor ama o dönemdeki çeviri yazılı metin yazarları da yumuşak ye'nin durumuna ayrıca dikkat etmişler. Bakın mesela ağa kelimesi vulk, yani halk arasında ağa, yani bugünden farklı söylenmiyor. Yani Osmanlı aga, ağa diyordu da Türkiye Türkleri ağa, yani bugün nasıl söyleniyorsa geçmişte de aynı olduğunu buralardan görebiliriz. Ağaç örneğine bakalım. İki metinden tespit etmişim. Ağaç, ağaç. Yine begenmek, beğenmek. Beg, be, bey. Oğlan kelimesine geleyim. Bakın oğlan kelimesinin gittikçe halk arasındaki o yıpranmış biçimlerini buralarda da görüyoruz. Oğlan, 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 olan, olen, ulan. Yani biraz daha karıştırsak acaba lan, len, la, le de çıkabilir belki. Yine aynı şekilde sökmek, sövmek, söymek, sövmek bu metinlerde kaydedilmiştir. Yani onlar da aslında diyorlar ki yazılır ama A, E, İ, Ö'nün yanında ne diyelim? Art ünlerin yanında düşer, ön ünlerin yanında Y'leşir diyebiliriz yumuşak Y için. Ömer Bey'in bahsettiği bu konulardan sonra bu 9 madde işte bu metinlerin avantajları diyelim. Bir de metinler üzerinde bunları bir inceleyelim. Evet, karbon yağının çok önemli bir grameri vardır. İşte biz Musa Zılan hocadan, Hayati Develi hocadan öğrendiğimiz bir şey vardır. Daha sonradan Ahmet Yiğen Aydınlı da bunu söyler. Aslında Türkiye Türkçesi 1790 ve 1794'ten başlatılabilir. Yani bu şu anlama geliyor. Bu iki eser, karbon yağını ve demin Ömer Bey'in söylediği Viguen'in eserlerinde Türkiye Türkçesinde görmüş olduğumuz pek çok ses ve şekil bilgisi ya da biçim bilgisi özelliklerinin tamamlandığını görüyoruz aslında. Bu eserler nasıldı dersek 1794. Öncelikle bir alfabeyi verirler. İşte gördüğünüz gibi harfin, elifin diyelim, başta, ortada, sondaki biçimi, daha sonra ana gövdesi, adı ve hangi ünlülere karşılık geldiği. Burada bu şekilde başta, ortada. Aslında bugün bizim Osmanlı Türkçesi öğretmek için yazılan gramerlerde gördüğümüz usul buralardan başlamış. Daha sonra bununla da yetinmezler. Ayrıca başka sayfada bu sefer de harflerin Türkçedeki karşılıklarını tek tek bazen farklı dillere, işte Fransızca, Zel diyor ki Fransızcadaki gibi telaffuz edilir diyor. Yani dolayısıyla buradan da bir fonetik, Osmanlı fonetiği yapmak mümkündür. Yani sadece fonoloji değil, bu tür gramerlerdeki bu ünlü ve ünsüzlerin nasıl telaffuz edildiğinden, o bilgilerden yola çıkarak bir Osmanlı fonetiği ancak bu şekilde yazılabilir diye söylüyoruz. Yine çok çok önemli, demin bahsetmiştik. Bu metinlerde yazı ve konuşma dil ikiliği dikkat çeker ve mutlaka kaydedilir. Bu Carbognano'da bir masalın, beş masal var burada. Beş masal sol tarafta gördüğümüz favole latine dediğimiz işte Marco Arda Gudio diyelim. O sol taraftaki yazı diliyle, sağ taraftaki ise 1794'teki konuşma diliyle yazılmış bir masaldır. İşte bakalım yazı dili o dönemde şöyle. Bakın avantaja bakın. Hem Arap harfli Osmanlı Türkçesi, hem Fransız alfabesi temelli Osmanlı Türkçesi, hem de burada Fransızcası mı? İtalyancası. Sıraya baktığımız zaman evvelki mesel. Bimari zagan. Bir zagan ziyade hasta ve
sahibi firas olup sağlığından meyus olduk da validesinden istida etti ki bu yazı dili. Şurada da diyor ki evvelki mesel hasta çaylak meselidir. Bir çaylak çok hasta olup sağlığından umudunu kestik de anasına rica etti ki son okuduğumun Türkiye Türkçesine çok daha yakın olduğunu görüyoruz. Benim yazdığım kitapta da iddiam şuydu. Türkiye Türkçesi yazı ve konuşma dili, Osmanlı Türkçesi konuşma dilinin modern şartları altındaki devamıdır. Bu tabii kabaca, çok daha detaylı olarak ele alınmalı. Bir diğeri ise bu dönemlerde çok önemli bir metin olan Javier, Bianchi Javier'in işte Türkçe-Fransızca sözlüğü yıl 1850. Hala doktora yapacak kişiyi bekliyorum sözlük. Birinci cilden aldım. Şimdi bu sözlüklerde yazı ve konuşma dili birbirinden işte halk dili ya da telaffuz VUK kısaltmasıyla ayrılmıştır. Bunu demin söylemiştim. Yani 1850'lerde Javier Bianchi yazı ve konuşma dilini ya da telaffuzları eserine VUK kısaltmasıyla almıştır. Sadece o değil, şuraya baktığımız zaman bu tür kelimelerin sözlüklerde, gramerlerde, konuşma kılavuzlarındaki biçimleri işte vul, vulk, vulk, vulgaire, vulgairement, pronouns, işte vulk, vulgairement, işte communication, pronunciation, commonly pronouns gibi bu tür kısaltmalarla neredeyse ta Meniski'den başlayıp Bonelli 1910'a kadar buradaki kısaltmaların amacı yazı şöyledir ama konuşmada, telaffuzda bunların biçimi şöyledir, farklıdır diye. Yani şunu düşünmeyelim. Osmanlı destgah dedi, işte Türkiye Türkçesiyle biz tezgah demeye başladık. Hayır, Osmanlı destgah yazdı ama Osmanlı döneminde belirli bir dönemden sonra destgah, destgah, tezgah ve tezgah biçimini aldı. Dolayısıyla Türkiye Türkçesi gramerlerinde tezgah Türkiye Türkçesinde Türkçeleşmiştir demek çok da doğru değil. Yazıya bakarak karar vermektir. Tezgah da Osmanlı döneminden itibaren Türkçeleşmiştir. Yani buradaki ifadeler halk arasında günlük konuşmada bazen kaba yanlış anlamlarına da gelmiştir. Ama Meniski şöyle diyor bunu, herkesçe kullanılan günlük ortak konuşma dilini sokak dili olarak adlandırıyor Meniski ve dilin bu konuşma varyantının özelliği ise özenli olmaması, basma kalıp olması, işlek ve yaygın olarak kullanılmasıdır ve herkes tarafından kullanılıyor. Yani yazıyı sadece yazma bilenler kullanırken bu buradaki halk arasındaki biçimi herkes yani halk bunu kullanabilmektedir. Mesela buradan aldığım zaman Bianchi'de şuraya bakalım. İşte Arap harfleriyle yazmış, yanına bunu latinize etmiş, esvab ama diyor ki bu halk arasında bu esbab biçimdedir. Esbab biçimdedir diyor Bianchi. Yine Bianchi'den elif, re, te, işte he ile yazmış ve diyor ki irtedir ama vul yani böyle yazılır ama bu artık telaffuzda ertedir diyor. Ertedir şeklinde söylüyor. Yine Farsça işte bağırgir, bağırgir ama diyor ki buradaki şuradaki ilk soldaki biçim onun imlası bargir bugünün imlasına getirdim ben. Halk arasında bu beygir olmuştur diye. Ben şurada y'yi unutmuşum. Yani bargir halk arasında beygir olmuştur diyor. Yine Bianchi'den aldığım bir şey boruzen, boruzen halk arasında borazandır. Bakın boruzen ama diyor ki bu yani bu konuşmada borazandır. İşte ondan sonra artık bu yazı bizim konuşmamızı tam olarak yansıtmıyor. Aradaki makas çok açıldı. Buna ya ünleri ekleyelim ya değiştirelim şeklinde tartışmalar ortaya çıkıyor. Aynı şekilde hatun kelimesi halk arasında kadın olmuştur deniyor. Yani hatun yazılsa dahi bu halk arasında kadın olarak okunur deniyor. Yine demin söylemiştim farklı ağızlar da işin içinde var. Hazine kelimesi konuşmada hazne olabiliyor. Yani bütün Osmanlı, Osmanlı döneminde hazne denmiştir demek çok doğru değil. Karşılaştırmalı çalışmalarla bunu bilmeliyiz ama hazinenin halk arasında işte iyi kısalmış, daha sonra düşmüş, hazne biçimini almış. Ayrıca hazinedar da haznadar biçimini almıştır. Bugün de ağızlarda arasak haznadarı buluruz. Sadece demin söylemiştim, Arapça ve Farsça alıntıların dönemi değildir Osmanlı Türkçesi.
Bakın abluka kelimesi Türkçe'ye ilk olarak abluka diye girmiyor. Burada bakın işte İtalyanca blocco ama Türkçe'deki ilk biçimi abloka. Abloka. Bu daha sonra abluka biçimini alıyor. Tabii bunun da sebepleri araştırılmalı. Acaba Rumeli Türkçesinin etkisi var mıdır? Yine demin göstermiş olduğum bir sözlük idi. Carbonianonunki bir gramer kitabı idi. Bir de tekellüm risalesi. Yani bir konuşma kılavuzundan buraya örnek almak istedim. Bu da çok çok önemli bir eserdir. Bianchi tarafından hazırlanmıştır. Türkçenin bütün ünlü ve ölçüsüzlerini göstermektedir. Ve yukarıda gördüğünüz gibi işte Fransızca ve Türkçe yeni tekellüm risalesi diyor. Yani en üstte Arap harfleriyle bunu yazmış. O da öncelikle bir harf tablosu vermiş. Yani Arap harflerinin Latin harfleriyle ama Fransız alfabesi temelli karşılıkları işte Ebced hesabına göre değerlerini vermiş. Ve daha sonra bir konuşma kılavuzu olduğu için sol tarafta diyalog Fransızca, ortada gördüğümüz mükaleme yazan Arap alfabesi temelli Osmanlı alfabesi diyelim. Sağ tarafta ise Bianchi'nin kendisinin oluşturduğu yazı. İşte selamlaşmak ve istifsarı hatır etmek için. Sabahınız hayrola efendim. Sabah şerifleriniz hayrola olsun. Sabahı devletiniz hayrola efendim. Burada birkaç farklı sabahleyin gerçekleşen ya da kullanılan selamlaşma biçimini vermiş. Bunlardan bazıları özellikle içinde Farsça yapılı tamlamalar geçen, yazı dilinden etkilenen aydınların ya da okumuşların telaffuzu diyebiliriz. Biraz daha içinde Farsça tamlamalar olmayanlar ise halkın telaffuzu diyebiliriz. Ama okumuşların telaffuzundan halkın telaffuzuna da ulaşma olabilmektedir. İşte bugün mizacınız nasıldır? Mizacı şerifsiniz, keyfi şerifiniz, Allah'a emanet olun ya sizin mübarek keyfiniz diye gidiyor. Daha sonra saat hakkında yine aynı şekilde saat kaçtadır bilir misiniz? Hakikatini bilmem. Saatinize bakınız. Kurulmamıştır ya da kurulmuştur. Kurmayı unuttum gibi. Bendeniz öyle zannederim ki siz dün gece saati kurmadınız gibi bu şekilde hem Arap alfabesiyle hem Latin alfabesiyle görebilmekteyiz. Çok çok önemli sözlüklerden birisidir. Çok net imlası vardır. Türkçenin bütün ünlü ve ünsüzlerini gösterir. Maynard'ın Fransızca, Osmanlıca Fransızca sözlüğü diyebiliriz. Daha doğrusu ben yanlış aldım bunu. Türkçe Fransızca sözlüğü. Çünkü bu adlandırmalar da bazen bize sorun çıkartabiliyor. Sağ tarafta Maynard'ın bir maddesini aldım. Arap harfleriyle yazmış. Bakın lokum kelimesi o dönemlerde lokum denmediğini madde başı olarak rahat hulkum. Rahat hulkum. Ama diyor ki vulk, halk arasında buna rahat lokum derler. Ve yavaş yavaş yani rahat hulkum yani boğaz rahatlatıcısı gittikçe lokum biçimini alacaktır. Ama biz bugün rahat lokum, rahat lekum biçimini hem Balkanlarda hem de Türk dünyasında görmekteyiz. Rahat lokum biçimini. Yine aynı Maynard'da zeval yazılır ama halk buna zaval der diyor. Yine aynı şekilde şurada zevallu yazılır ama halk buna zavallu der diye kaydetmiş. Bir diğeri ise önemli bir kelime. Sarban deveci. Sarban deveci. Diyor ki halk buna öncelikle sarbanda işte kısaltıyor. Daha sonra sarvan diyor. Ama günümüzdeki biçim savran biçimi bakın ta Osmanlı'da 19. yüzyılın sonunda savran denmiş bile. Yani bu Arap harfleriyle şurada gördüğümüz gibi sarban yazılsa dahi Türkçeleşme süreci 19. yüzyılın sonunda gerçekleşmiş. Yani Türkiye Türkçesinin meselesi değil buraya baktığımız zaman. Yine Batı kökenli kelimeler isconto kelimesi işte İtalyanca'dan ilk önce sinconta biçimiyle ama halk arasında bu çoktan isconto olmuş. Yani şu yazılışa bakıp ı türemesi, i türemesi Türkiye Türkçesinde gerçekleşmiştir demek doğru değildir. Yani imla ne olursa olsun Osmanlı döneminden itibaren özellikle alıntı kelimelerin imlasıyla ilgili hüküm vermeden önce çok dikkatli olmak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bana verilen süreyi aşmamak için bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Evet, çok çok teşekkür ederim. Maksat hasıl oldu, ben de öyle düşündüm. Ağzınıza sağlık. Çok bilgilendirici, istifade edici bir konuşmalar oldu ikisi de. Vakitte bir hayli ilerledik. Acaba hocalarımızdan, arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan soru sormak isteyen olursa onlara da 3-5 dakikalık zaman ayıralım. Olmazsa burada tamamlayacağız şeyi. Ne diyelim? Çok güzel. Teşekkür ediyor arkadaşlarımız. Bir sorum olacak. Peki, Muhammed İkbal Güler bir soru sormak istiyor. Buyur bakalım Muhammed İkbal. Evet, teşekkür eden meslektaşlarımız, hocalarımız var. Birsel Uğur Arslan. Hülya Argunşah'ı gördüm biraz önce hocamız. Evet, Bilal Yücel'i gördüm. Teşekkür ve tebrikler. Muhammed İkbal, sesi açamıyorum diyor ama sesi acaba biz merkezden mi kapattık Nihat Hocam? Hocam aslında kendi açabilir. Evet, ben şöyle bakayım. Denedi mi? Yazabilir belki. Şöyle sırayla gidecek olursak. Hocam Ömer Güven şöyle bir soru sormuş. G, Y değişmesi ve damak N'si değişme, Y değişmesi daha çok hangi bölgelerdeki metinlerde oluyor? Oluyor. Ağızlarla ilgili bir durum olabilir mi? Demiş Yavuz Hocam. Ne dersin? Hocam kesinlikle tabii ağızlarla ilgili durum. Bunların çoğunun İstanbul merkezli olduğunu düşünün. Yani İzmir'de yazılanlar var. Amasya'da yazılanlar var. Rumeli etkisi gösterilenler var. Ama Ömer Güven Bey'in sorduğu soru tabii ki bu gözle bu metinlere bakılması gerekiyor. Yani biz bunları çıkartıyoruz ama bundan sonraki aşama buradaki G'ye ve damak N'sinin Y'ye dönüşümü makale bazında ya da yüksek lisans tezinde ele alınması gerekiyor. Elbette ağız, yoksa ki bütün İstanbul'un bu şekilde konuştuğunu iddia etmek çok komik olur. Evet. Teşekkür ederim. Öztürk Emiroğlu, Ömer Bey'in sunumuna bir ilavem olacak diyor. Kısa olacaksa Öztürk Hocam. Elbette. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yani bir ilave, bir sunum değil de bir kısa bir şeyiniz var. Yok. Ben birkaç cümle kuracağım. Türkiye'de, Türkoloji'de herkes Meniski'yi esas alır ama Meniski'den 1615'te Krakow'da yayınlanmış Martin Paşkovski'nin bir sözlüğü vardır. Türkçe'ye tam başlık şöyle çevrilebilir. Hristiyanlık ve Müslüman inanışı tartışmalar ve Türkçe sözlük. 1615 Krakow. Ömer Bey iyi bir sunum yaptı. Teşekkür ederiz. Fakat Meniski'den çok önce, yani Meniski 1690 Viyana. Elbette ki Meniski İstanbul'da 1650'li yıllarda gelmiş, biliyoruz 2-3 defa uzun yıllar kaldı. Hem Polonya Kralı hem Avusturya Kralı'nın temsilcisi. Ama Martin Paşkovski, Ömer Bey. 1615 Krakow. Türkçe sözlük. Teşekkür ederiz hocam. Tabii Ömer Bey bütün sözlük ve gramerleri zikretmedi. İçlerinden seçerek konuşmasını tamamladı. Mutlaka bunu bu notu da aldı. Hatırlatmanız için teşekkür ediyorum. Zeynep Cevahir Aydın, Yavuz Hoca'ya bir sorusu varmış. Bunu derken soruyu da sor bakalım Zeynep Cevahir Can, Aydın. Sesli sorabilirim diye. Buyur canım. Yavuz Hocam, damak N'si son dönem metinlerinde kullanılmıyor dedi. Son dönem metinleri derken 18. yüzyılın son çeyreğini de dahil edebilir miyiz? Bir de benim bu dönemde okuduğum bir metinde bazı eklerde kullanıldığını, bazı eklerde kullanılmadığını görüyorum. Yani acaba bazı eklerde yok olmuş da bazılarında devam mı ediyor? Kullanılanları göstermeliyim, kullanılanları göstermemeli miyim? Kafam karıştı. Bir cevap alabilir miyim? Teşekkürler. Zeynep Hanım, çok teşekkür ederim. Çok çok önemli bir nokta.
Öncelikle 1928'e kadar işte kefle bu damak meyvesinin temsil edildiğini görüyoruz. Eğer çalışmış olduğunuz metinde kef yerine nun ile yazılan örnekler varsa sakın ola normalize etme yoluna gitmeyin. Kef ile yazılanları damak meyvesi, nun ile yazılanları belki diş meyvesi olarak gösterip inceleme kısmında bunları çok çok iyi anlatmak gerekiyor. Damak meyvesinin çeviri yazılı metinlerden ne zaman düştüğü ile ilgili Ömer Yağmur'un bir yazısı yayınlandı diye biliyorum. O yazıya da bakınız, kendisi inceledi. Ama 1928'e kadar Arap harfli imla da bu var. Ama sizin çalışmış olduğunuz metin çok çok değerli. Sakın ola oradaki nunla yazılanları kaybetmeyin. Yani normalize etmeyin. Musa hocamlardan öğrendiğimiz, onların makalelerinde geçen, araştırıcı bakıyor ki ya bu adam imlayı bilmiyor. Hayır, imlayı bilmiyor değil. Nun ile yazılan etrafında duyuyor. O da tereddüte düşüyor. Damak meyvesi bir kısım kullanıyor, bir kısım diş meyvesi diyor. Yani birazı anladım diyor, birazı anladım diyor. Dolayısıyla çalıştığınız metin çok çok özellikle asla normalize edilmemeli. Müstensih ya da müellifleri sürekli hata makinesi gibi görmememiz gerekiyor. O yüzden biraz da metnin yazımına dikkat etmeliyiz. Musa Hacı'nın makalelerinde karıştırdığınız zaman bu tür kırıntıları göreceksinizdir. Ömer Bey'in de bu damak meyvesi ile ilgili önemli bir yazısı var. Yani tam tarihlerini görebilirsiniz. Ha şu da var. Derler işte ünlü bir Türkolog Kıbrıs'a gitmiş. Orada biraz vakit geçirmiş. Dönerken havaalanında ya burada damak meyvesi varmış demiş. Türkçe'ye has karakteristik bir ünsüz olduğu için bunu Batılılar ya duyamamış olabilir, duysa da yansıtamamış olabilir. Yani tıpkı ığda olduğu gibi damak meyvesinde bazen bu iki ihtimali düşünmek gerekir. Yani sonuçta ığda damak meyvesi Türkçenin iki karakteristik sesidir. Duyulamamış olabilir. Ömer Bey'in de ekleyeceği bir şey olabilir buna. Çünkü bunu çalıştı, yayınladı. Şunu bir ekleme yapmak istiyorum hocam da. Şimdi yani çeviri yazı metinler... Bu soruyla ilgili mi Ömer? Evet evet, soruyla ilgili evet, hocam. Evet. Şimdi elimde şey var mesela, Gazavat Sultan Murat Bin Mehmet Han diye 1989'da Halil Nalcık, evet, Mevlüt Oğuz'un hazırladığı bir eser var. Bunun içerisinde dahi bizim damak meyvesiyle beklediğimiz şeylerin, ünsüzlerin diş meyvesiyle yazıldığını görüyoruz. Yani bu eski yazılı bir metin. Yani bunların hocamın dediği gibi, Yavuz hocam dediği gibi atlanmaması lazım. Yani bu damak meyvesi birdenbire diş meyvesine dönüşmedi. Bu bir damak meyvesi, diş meyvesi belki bazı, evet, öğrenci arkadaşlarımız fark etmiyor olabilir. Onun daha yaygın isimlerini kullanırsak. Ha, tamam, nazar ne diyelim. Nazar neyi, öbür ne, nun, evet, nunda diyelim. Diğer neye, yani bildiğimiz, bugün bildiğimiz neye dönüşmesi böyle birdenbire olmuş bir şey olarak düşünmemek lazım. Yani bu bizim sadece çeviri yazı metinlerin gösterdiği bir şey de değil. Yani eski harfli imlada da biz bunları görebiliyoruz. Ve işte biz bunları burada görüp tespit edip bunları çeviri yazı metinlerle karşılaştırdığımız zaman doğru bir tespit yapabiliriz. İşte Yavuz hocamın söylediği gibi, yani acaba'yı oradan giderebiliriz. Bir sağlamasını yapmamız lazım. Musa hocamın doktora tezinde yaptığı gibi, Hayat hocamın yaptığı gibi bir sağlama gerekiyor bize. Peki, teşekkür ediyorum. Hasan Ekici Yavuz hocaya şöyle bir soru soruyor. Arkaik kelimelerin kriteri nedir? Bugün kullanımdan düşen sözcükleri nasıl adlandırmalıyız? Yani soruyu sormuş olayım. Cevap düşünürse Yavuz hocadan alalım. Evet, çok teşekkür ediyorum Hasan Bey'e. Tabii ben Osmanlı Türkçesi dönemi için bir eş zaman, art zaman diye ayırırsak, işte eş zaman diyelim ki 100 yıllık, 120 yıllık bir zaman, 1900 ya da 1920 öncesi, bununla ilgili çalışmalar var. Art zaman kabul edersek, arkaik Türkçe literatürde son zamanlarda eskicil diye de kabul ediliyor. Bununla ilgili makaleler var. Benim Osmanlı Türkçesinde arkaik olarak kabul ettiklerim mesela anda, anda, andan, bunda, bunda. Tabii bunlar bunda, burada anlamında ya da bundan, buradan anlamında ya da kangı, hangı ya da niçe, nasıl anlamında. Yani bugün için değişmiş olan, başkana söyleyeyim, uçta, uçta gibi. Yani sonradan değişen işte indi, emdi gibi, bunlara Osmanlı Türkçesi için arkaik diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ederiz. Oğuz Arif Demir, Ömer Hoca'ya şöyle bir soru sormuş. İlk Türkçe gramer kitabının yanı sıra
ilk Arapça baskının da bugün İtalya diyebildiğimiz topraklarda gerçekleştiği göz önünde bulundurulursa, İtalya matbaacılığındaki Osmanlı ve Arap coğrafyasına olan ilgiyi nasıl açıklayabiliriz? Yani biraz konunun dışına çıkıyor gibi ama cevap vermek isterse Ömer Hoca birkaç cümle söyler. Ticaret olarak söyleyebilirim. Yani İtalyanların birinci önceliği her zaman Doğu coğrafyasıyla ticaret olmuştur ve sunumda da galiba söylemiştim. Yani bu sadece Osmanlılarla ilgili değil, daha öncesinde Selçuklular ve çok daha öncesinde Arap coğrafyasıyla da ticaretleri var. Yani bu ilginin temelinde ticaret yatar. Herhangi bir savaş, siyaset vesaire değil. Peki, teşekkür ederim. Muhammed İkbal sesimi açtım diyor. Herhalde sesli soracak sorusunu. Evet, kıymetli hocam, teşekkür ediyorum. Ben iki sorum var. İkinci sorum biraz belki karmaşık anlatırım diye sesli sormayı tercih ettim. Şimdi birisi ki Ömer hocama biraz belki paparazzi vari bir soru olacak ama dikkatimi çekti. Bu batıdan gelenlerin veya batıda bastırılan Kur'an-ı Kerimlerden bahsetti kendisi. Çoğusunun Osmanlı tarafından yakıldığını ama birisinin bulunduğundan bahsetti. Yok, Osmanlı tarafından değil. Geri döndürülüp İtalya'ya gönderilmiş. Evet. Özür diliyorum, kaçırmışım orayı. Bu bulunan Kur'an-ı Kerim'in sıhhati noktasında yani bir tahrifata gidilmiş mi? Hani özel bir merak olarak sormak istedim bunu. Yoksa aslı muhafaza edilerek mi bir yazım gerçekleştirilmiş? Hani böyle bir çalışma sizin dikkatinizi çekti mi, inceleme imkanınız oldu mu? Diğer sorum da Yavuz hocama. Ben de tezimi, doktora tezimi bir Eski Anadolu Türkçesi metni üzerine yapmıştım. Açıkçası anlattıklarınız benim çok dikkatimi çekti. Ve Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde özellikle harekeli metinlerde o dönemin telaffuzunu, o dönemin konuşma dilini daha kolay yakalayabiliyoruz. Sizin bahsettiğiniz bu batılı çeviri yazılı metinlerde olduğu gibi tıpkı. Ama özellikle hareketsiz yazılmış Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin İşte bugünkü neşir çalışmalarında sizin de buyurduğunuz üzere işte müstelsi hata yapmıştır denilerek aslında hata da olmayan o dönemin dil özelliklerini yansıtan çoğu şeyin kırpıldığını, yontulduğunu görüyoruz. Bu noktada sizin bu çalışmalarınızla Eski Anadolu Türkçesi dönemindeki harekeli metinlerin bize verdiği dil unsurları birleştirilerek özellikle yani ileriki dönem Osmanlı Türkçesi için belki bunu yapamayız ama Eski Anadolu Türkçesi için bir kalıp çıkarabilir miyiz? Yani bu kelime böyle yazılmış olsa dahi harekeli de olsa hareketsiz de olsa çeviri yazıya şöyle aktar. Mesela somut örnekle bitireyim. Mesela elbette ama müstelsi özellikle T harfinin üstüne şedde koymuş. Yani bunu elbette diye oku şeklinde. Şimdi bu hareketsiz bir Eski Anadolu Türkçesi metninde bunu gören kişi elbette diye çeviri yazıya aktarıyor. Harekeli metinde dahi tereddüt edip yani o hareke yanlışlıkla konulmuştur. Şedde yanlışlıkla konulmuştur denilip elbette şeklinde aktarım gerçekleştirilebiliyor. Bu da o dönemin eserinin özelliğini tabii ki takdir buyursunuz ki bozuyor. Yani velhasılı sorum bir ortaklık. En azından Eski Anadolu Türkçesi için bir kalıp çeviri yazı, bu batılı çeviri yazılı eserlerden ve harekeli Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin birleştirilmesi aracılığıyla yapılabilir mi? Sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz Muhammed İkbal arkadaşımız, meslektaşımız. Yavuz Hoca aslında konuşmaların içinde bunun cevabı vardı. Ömer de İnalcık ve Mevlüt Özcan'ın Mevlüt Oğuz pardon eserini nakletti. Yavuz Hoca bir şeyler söylemek ister misin arkadaşımızın söyledikleriyle ilgili? Hocam teşekkür ederim. Tabii Eski Anadolu Türkçesi'nin bu metinlerle sağlamasını ya da dil özelliklerine daha net bakabilmek için bu metinlerin o dönemlere kadar uzanmış olması gerekiyor. İşte 1533 elimizde şu anda dört başı mamul bir metin. 1480'lerden itibaren metin parçacıkları var. Muhammed arkadaşımızın söyledikleri, özellikle harekelerin, işte diyelim ki yüzünü şeklinde harekelenme varsa, bir Eski Anadolu metnin geç tarihte istinsah edildiğini de gösterebilir. Ama bazı Eski Anadolu metinlerinde,
Diyelim ki döneminde işte telif edilmiş, istinsah edilmişse bazen işte kaldığı zaman mesela örnek vereyim yüzini değil de orada diyelim ki yüz kelimesinden sonra herhangi bir harf yazmayıp da oradaki ünlüyü iyelik ekili ötreyle yazabiliyor. Dolayısıyla bu ne oluyor? Yüzünü. Bu tür yazılışları birleştirip Eski Anadolu metinleri için böylece istinsah tarihlerini dikkate alarak 1533'teki ilk çeviri yazılı metnin de verilerine bakarak bir karşılaştırma yapılabilir. Ama inşallah çok daha önceden yazılmış çeviri yazılı metinler ele geçerse, yani İstanbul'un fethinden önce de, Fatih Sultan Mehmet'ten önce de yazılmış metinler varsa o zaman ışık tutabilir. Şimdi bunların o döneme ışık tutabileceğini söylemek çok da gerçekçi olmaz. Çünkü dudak uyumu da yani 1400'lerde, 1500'lerde çok yok. Yani 1600'lerde falan büyük oranda ilerleyip ilerlediğini görebiliyoruz diyebilirim. Çok teşekkür ederim ama Muhammed Bey'e tavsiyem harekeli metinleri bu gözle bir gözden geçirmesi. Peki, teşekkür ederim. Kenan Özçelik, Yavuz Hoca'ya şöyle bir soru sormuş. Eski metinlerle uğraşan herkesten mesela ayıbı görüp bunun doğru telaffuzunun ayıp olduğu bilgisine ulaşması beklenemeyeceğine göre ayıbı ayıp yazmaktan başka çaremiz var mı diye bir soru sormuş. Hocam kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu eski edebiyat, divan edebiyatı üzerine çalışan arkadaşlar da işte ya kendine göre okuma, ya hocaya göre okuma, ya da ekole göre okuma, ya da tahminli okuma. Kafadan atma demek istemedim. Şu anda bizim eski yazılı metinlerimizi Latin harflerine aktarırken acaba transkripsiyon mu yapıyoruz, transliterasyon mu yapıyoruz? Yani yazılanı mı harf harf aktarıyoruz, telaffuz edileni mi harf harf aktarıyoruz? Kesinlikle bu yanlış anlaşılmasın. Yani ben burada ayın yedeği, ay demeyelim ama bunun bir yazı dili ögesi, bunun konuşmada ayıp olduğunu, Osmanlı döneminde de bunun işte ayıp, mümkün değil. Yani yazıda tamam ayıp ama biz bu metinleri kullanarak bunun ne zamandan itibaren ayıp şekline döndüğünü bulmaya çalışıyoruz. Ama Ahmet Bican Aydılas'ın Osman Fikri Sertay armağanında transkripsiyonla ilgili çok önemli tespit ve tavsiyeleri var. Yani hala kapının altına nokta koy, kefin altına nokta koyma. Artık bunları değiştirmenin zamanı gelmedi mi? Yani peltekseyinin altına çizgi çekince sanki Araplar gibi peltekseyli mi konuşuyorduk? Yani Ahmet Bican Aydılas'ın Sertkaya armağanında yazmış olduğu transkripsiyon mu yapıyoruz, transliterasyon mu yapıyoruz yazısına bakılmalı. Elbette ki ayıp diyeceğiz ama biz dilciler şunu tavsiye ediyoruz. 1928'e kadar işte ayın YB yazıp ertesi gün alfabe değiştikten sonra ayıp demedik. Ayıp yazdığımız dönemde de buna ayıp diyorduk. Yani şu anda bizim bakış açımızı değiştirirken hala bu metinleri aynı şekilde transkribe etmeye devam edecek miyiz? Yani bir bilimsel sorgulama, bilimsel eleştiri. Ben de bir metin yayını yapsam belki ben de ayıp diyeceğim. Yani eleştiriyi kendime de tutuyorum. Ya bu metinlerde biz şöyle de söylenmiştir, söyleniyor vurgusu yapılmaktadır. Ama arkadaşımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum dikkati için Kenan Bey'e. Evet, teşekkür ederim. Hiç olmazsa yani ayıp yazılı olanları düzelterek ayıp yapmayalım demiş oluyor Oğuz, Yavuz sağ olsun. Yani o işin özü o. Yani kitap yazmışsa bir müstensi onu ya bunun doğrusu kitaptı deyip buna göre yazmayalım. Bilelim ki bunlar hep Osmanlı Türkçesinin değişik bölgelerde, değişik durumlarda, dil katmanlarındaki şekilleri. Evet, teşekkür ediyorum. Birsel Oruç Arslan ve Öztürk Emiroğlu'nun soru değil ama bazı açıklamaları olmuş. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sorularımız herhalde bitti şu anda. Sayın Başkanım bir şeyler söylemek ister misiniz? Hocam yok yani vakitte bir hayli ilerledi. Gerçekten hem Yavuz Bey'e hem Ömer Bey'e ben de çok gönülden teşekkür ediyorum. Eski edebiyatçı olarak ben de istifade ettim.
Ama bu şeyleri siz çözeceksiniz dilciler olarak, karar vereceksiniz, biz de uyacağız. Yani bizdeki ekoller olarak size bakıyoruz efendim. Bu akşamki dediğiniz o Türkçenin batılı elçilerinden aktarmalar gerçekten yani dikkatimizi bu alana yoğunlaştırdı. Harekeli metinlerden biz bunları biraz öğreniyoruz ama bu akşam Batılılar da bizim işte geçmiş çağlarda, asırlarda nasıl konuşuyorsak onu Latin harfleriyle verdikleri için daha iyi sesleri hissettik. Dikkatimizi buraya çekmiş oldunuz. Bu bakımdan da çok güzel oldu. Ben teşekkür ediyorum onlara. Gelecek haftada Sultan şairlerimizle ilgili araya bir de böyle bir farklı bir program yerleştirdik. Sultan şairlerimizle ilgili sohbet yapacağız. İnşallah ona da bekleriz. Peki, teşekkür ediyorum. Ben de Yavuz Kartallıoğlu arkadaşımız, meslektaşımız ve Ömer Yağmur meslektaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ağızlarına sağlık. Benim için de bazı şeyleri hatırlamak, bazı yeni bilgileri öğrenmek adına faydalı bir konuşma oldu her bakımdan. Kendilerine teşekkür etmeden Yavuz Kartallıoğlu elini kaldırdı. Hadi bakalım. Buyur Yavuz. Musa Hocam, 20 yıldır Ömer'i ve beni yetiştirdiğiniz için başta size ve Hayati Develi Hocama ben de çok çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Ya şimdi sen bunu deyince biz hoca talebe danışıklı bir şeyler yaptık gibi anlayacak diğer meslektaşlarımız. Yani sizler tabii verdiniz, çok güzel çalışma yaptınız. Bizim yaptıklarımız işin başlangıcına bir çizik atmaktı. Siz onları çok daha ileri noktalara götürdünüz. Yani hem dil tecrübenizle hem Ömer özellikle yurt dışındaki kaynakları araştırarak, bularak, efendim kendisi de onlara ulaşma imkanına sahip. Yani birkaç tane söylemedik ama bildiği dil var bildiğim kadarıyla, gittiği yerlerde öğrendi onları. Sizler bu alanda hakikaten bizim göğsümüzü artacak, kabartacak çalışmalar yaptınız, yapmaya devam ediyorsunuz. Bu bir kaynak keşfiydi. Yani biz hep kendi Türklerin yazdığı Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinler içinde boğuşup dururken bu bir farklı bir alan açmış oldu. O açıdan da çok yararlı. Bir de Türkçenin yabancı, bu eserlerin tamamı Türklere yazılmış şeyler değil. Yani bu yabancılar kendi millettaşlarına, kendi çevrelerine bu Türkçeyi anlatmak üzere, öğretmek üzere yazdıkları eserler. Dolayısıyla yabancılara Türkçe öğretimi açısından da son derece önemli kaynaklar bunlar. Bu alanda çalışan meslektaşlarımız da zannederim bunlara eğileceklerdir, eğiliyorlardır. Ben tekrar çok çok teşekkür ediyorum konuşmacı hocalarımıza, meslektaşlarımıza, dinleyen arkadaşlarımıza, takipçilere. Faydalı bir toplantı olduğu evet, kanaatindeyim. Evet. Hepsine, hepinize cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, depremsiz, virüssüz, koronasız günlere inşallah hep beraber çıkalım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun cümleten. Hayırlı evet, akşamlar bütün hocalarımıza, katılanlarımıza. Evet. Haftaya görüşelim inşallah. İnşallah. Sağlıcakla. Hadi hoşça kalın.